özgür dünyaya açılan tarafsız pencereniz Kiosk TV'de. Kapalı kapılar ardında konuşulanları, kulaktan kulağa anlatılanları, doğruyu, gerçeği ve hakikati farklı bir bakış açısıyla yorumlayıp sizin sesiniz olmaya devam ediyoruz. Siyasetin farklı bir gözle değerlendirileceği karşı karşıya her salı Serkan Kaynar sunumuyla Kiosk TV'de. Kiosk TV ekranlarından hepinize iyi akşamlar diliyoruz efendim. Her hafta olduğu gibi karşı karşıya programıyla karşınızdayız. Her salı günü öncelikle ilçe başkanlarından başladık, ardından meclis üyelerine indik ama bu akşam farklı bir konuğumuz var. Hem Gemlik Belediyesi meclis üyesi hem de başkan yardımcısı sevgili Zeynep Akış Serin Türk'ü konuk alıyoruz programımıza. Lütfen sizler de öncelikle yayını sosyal medyanın olmazsa olmazı öncelikle yayını paylaşarak ardından da soru niteliği taşıyan sorularınızı programa yazabilirsiniz efendim. Karşı karşıya programı başlıyor. Evet, Zeynep Hanım hoş geldiniz öncelikle programımıza, değerli vaktinizden ayırdığınız için. Serkan Bey teşekkür ediyorum, hoş bulduk diyorum. Beni davet ettiğiniz için çok memnun oldum. Bu vesileyle hem kendimi hem meclis üyeliğimiz adına bazı ifadelerde bulunmak, hem belediyemiz adına bazı açıklamalarda bulunmaktan ayrıca memnuniyet duyuyorum. Daha ilk programa başlar başlamaz onu dile getirmiş olayım. Bütün izleyicilere, bütün hemşerilerimize de iyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Şimdi Kiosk TV izleyenleri adına tabii. Şimdi bu programımızın özelliği biraz da siyasetçiye fırsat veriyoruz. Kendisini, partisini, belediyesini rahat rahat anlatabilsin. Sözünü kesmeden daha net keskin sorularla ona kendini anlatma ifadesi veriyoruz. Zamanı veriyoruz. Ama sizin program biraz daha farklı olacak. Çünkü hem başkan yardımcılığı göreviniz hem de tabii imar bu akşam biraz fazla konuşacağız. Ve insanların da Gemlik halkın tabii en önemli soruları tabii imar. İmarla ilgili. Bazı konuklarımız da imara cevap veremedik bazı konularda ama bu akşam inşallah güzel bir yayın diliyorum. Şimdi öncelikle jeoloji mühendisi olduğunuzu ben tabii bütün programlardan önce tabii internette, işte Twitter, Instagram bu şekilde inceliyorum konukları. Jeoloji mühendisi olduğunuzu fark ettim. Bunu gördüm. Detayları siz anlatacaksınız. Evet. Ama fen işleri, park ve bahçeler, imar ve emlak, istimlak, kentsel dönüşüm. Yani bunlarla ilgili başkan yardımcılığı. Evet. Şimdi ilk sorum şu olacak. Tabii kendinizi tanıtarak başlarsınız. Ardından da sorum şu. Bu kadar bölümü kapsaması normal mi? Başkan yardımcılığı, yani başkan yardımcısı az olduğundan mı bu kadar yük üzerinizde? Yoksa bu normalde böyle de biz mi bilmiyoruz? İlk sorum bu. Tamam. Şimdi şöyle. Önce kendimi kısaca tanıtarak başlayayım. Dediğiniz gibi evet, jeoloji mühendisiyim. Bir araştırma yaptığınızda, internete yazdığınızda çoğunlukla son dönemde kendimle ilgili gerek belediye görevimle ilgili, gerek yaşanan başka olaylarla ilgili bazı haberlerle karşılaşıyorsunuz. Ayrıca gireceğiz. Evet. Bunlar haber niteliği taşımadan evvel benim internette arattığınız zaman şirket sahibi, jeoloji mühendisi, işte zemin etüt işleri yapar şeklinde tanımlayabilirdiniz. Bu şekilde benim hakkımda bilgi alabilirdiniz. Ben her şeyden önce şunu söyleyeyim. Siz söze başlarken işte siyasetçilerle program yaptığınızı dile getirdiniz ama ben gönül rahatlığıyla söylüyorum. Evet, bir siyasi partinin üyesiyim. Evet, bir siyasi partinin meclis üyesiyim. Mecliste temsilcisiyim. Ama meclis üyeliğinden gelen görevim neticesinde ben kendimi her şeyden önce şu aşamada jeoloji mühendisliğinin de üstünde kamu görevlisi olarak nitelendiriyorum. Daha sonra dediğiniz gibi İmar Müdürlüğü, ondan sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü bana bağlı. Size çok gelmiş olabilir, normaldir. Diğer belediyelerde de Bursa'daki merkez ilçe belediyelerinde bir araştırma yaptığınızda çoğunlukla başkan yardımcılarına birbiriyle bütünleşiktir çünkü bu müdürlükler. Aynı başkan yardımcısına bağlı olduğu söz konusudur. Herhangi bir yük olarak ben görmüyorum kesinlikle. Üstesinden gelebildiğimi düşünüyorum. Sağ olsun daire müdürlerimiz, daire çalışanları, memur arkadaşlar, kamu personelleri canla başla çalışıyorlar. Herhangi bir ayak diremeyle karşılaşmıyoruz. Uzun süredir karşılaşmıyoruz, onu söyleyeyim. Çünkü çalışanların, kamu çalışanlarının başkanımızı çok iyi artık anlayabildiklerini ben gözlemliyorum. O yüzden memuriyetini
kamu çalışanı, kamu çalışanlığını bizler de idareciliğimizi elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Peki biraz evvel kendi cümlelerinizden sorulaştırıyorum. İnternette baktığımız zaman jeoloji mühendisliği tarafı biraz altta kalmış. Neden? Çünkü bir rehin alma durumu vardı. Böyle maalesef bir sıkıntı yaşandı. Hı. Ve şu anda internette özellikle Google'da yazdığımızda Zeynep Akış Serintürk dedik mi tamamen başka o olay şey çıkmıyor, çıkıyor. Neredeyse. Başka evet bir şey çıkmıyor maalesef. Peki belediye işlerine ya da gemlik imarı konuşmadan önce bir anne olarak, işte bir kadın olarak çok detayına girmeden ama o olayı biraz ne yaşadığınızı bir sorsam, öyle tabii başlasak ki, programı. Tabii ki. Çoğunlukla beni yerimde ziyaret edenlerin de çoğunlukla sorduğu konulardan bir tanesi bu. Hala geçmiş olsun dilekleri alıyorum. İşte aile meclisinde olsun, işte uzak akrabalarımızda bir araya geldiğimizde veya görüştüğümüzde sürekli gündemimizde. Biz de unutmadık. Dediğiniz gibi ben bir anneyim. Şu an 5 yaşında bir kızım var. Sağ olsun eşim hem siyasi hedefimizde hem belediyecilik anlayışımızda hem yaklaşımımızda en büyük destekçim, en büyük yardımcım. Tabii ülkenin gelmiş olduğu sosyo-psikolojik bir durumu biz münferit bir olay yaşadık o gün. Ama ülkenin gelmiş olduğu durumu gözler önüne seren bir olaydı. Bir madde bağımlısının makamda maalesef makama yapılmış bir saldırıydı. Ben şahsıma kesinlikle almadım. Tabii korku dolu anlar. Çok hatırlamak istemiyorum aslında bakarsanız. Unuttum bile. Ertesi günü saat 8'de tekrar görevin başındaydım, makamındaydım. Can sıkıcıydı, moral bozucuydu. Üstesinden gelebilmek için bayağı mücadele ettim. İşte uykularında olsun. Hiçbir şey olmadığını, hiçbir şey olmayacağını bilseniz dahi bir çocuğunuz var, küçük çocuğunuz var. Onu düşünüyorsunuz. Ya bir şey olsaydı diyorsunuz. Ya tekrar olursa diyorsunuz. Ama çok şükür atlattık. Belediyemizin güvenlik görevlileri daha sıkı tutuyorlar artık işi. Belediye binamızın da herkes kabul edecektir ki bir güvenlik açığı var, güvenlik problemi var. Neresini tutarsanız başka bir yerden ulaşabileceğiniz bir kapı bulabilmeniz mümkün. Çünkü belediye binası değil. Çünkü belediye yani binası değil. Çok doğru söylediniz. Hayırlısı olsun, geçmiş olsun, bütün gemliğimize geçmiş olsun. Bütün kamuya mal edilmesi gerekiyordu. Keşke dava o yönde ilerlemiş olsaydı. Çok fazla da konuşmak Allah istemiyorum. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Amin. Hiç kimseye Allah yaşatmasın. Çocuğunuza bağışladı amin deyip bağlayabiliriz. Evet, aynen. Bu arada ben bilmiyordum ama Gemlik Belediyesi tarihinde ilk başkan yardımcısı, kadın başkan siz misiniz? Benim evet. Bunu bilmiyordum. Öyleymiş, ben de bilmiyordum. Bu detayı atladım. O evet yüzden de teşekkür ediyorum. Kim yazdı mesajı özür dilerim ama. Şimdi peki benim Zeynep Akış Serintürk'ü ilk gördüğüm yer diye düşündüğümde dün akşam programı hazırlanırken Gemlik taşınıyor dönüşüyor sürecinde kentsel yerinde kentsel dönüşüm platformunun yaptığı bir toplantıydı. Doğru mu? Doğru. Ben sizi ilk defa orada gördüm. Belki bir işim yoktu. Sizin yaptığınız ticaretle bir işim yoktu. O yüzden belki tanımıyordum. Benim eksiğim olabilir. Ama orada işte orada siz sunum yaptınız. Oradan ben sizi tanıdım. Oradan hatırlıyorum. Ama iki tane soru hazırladım orasıyla alakalı. Şimdi o platform toplantısında Uğur Bey söz aldı ve şöyle bir şey dedi ki Gemlik'te 2016 herhalde tarihte 2016'ydı. İşte Gemlik'te bu alivyon zeminde işte 5 katı 2 kata 3 kata indirmek o 2 katın işte 2 katı ne yaparız sorusuna biz cevap veremeyiz. Siyasetçiler veremez. İşte ona Zeynep Hanım böyle parmağıyla göstererek işte Zeynep Hanımlar vermeli dedi. Hı hı. Tabii şey mesleğimi olarak mesleğini kastederek verdi. Peki böyle bir sizi gösterdi. Peki bu 2 yıl içerisinde 5 katı 3 kata indirdiğimizde o 2 katı ne yapacağız diye düşündünüz mü? Düşündük tabii ki. Hı. Şimdi şunu söyleyeyim. Öncelikle bir tarihi düzeltelim. Biz 25 Aralık 2017 tarihi bir pazar sabahı Gemlik halkı olarak bir pazar sabahında Gemlik'in taşındığını öğrendik. Ben Gemlik'te bir şirket sahibi olarak zemin etüt işleri yapan
bir şirket sahibi olarak ve hazırladığım raporlarımda bütün üst ölçekli her plana, her çalışmaya, her fay durumuna, zemin durumuna atıfta bulunmak zorunda oldum. Mevzuat gereği açık atıfta bulunmak zorundayım. Ben hiç böyle bir yaklaşım olduğunu, bakanlığın böyle bir çalışma içerisinde olduğunu, herhangi bir mecliste bir kararname hazırlandığından haberim yoktu ki genelde olur. Biraz sonra yeri gelirse değinmek isterim. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fay yasası bekliyor şu anda gündemde. Yakından takip ediyorum, kaldı ki mesleğimle alakalı olduğu için. Hiç duymamıştık, tekrar ediyorum. 25 Aralık 2017 tarihinde pazar sabahı hepimiz öğrendik. Ben de orada öğrendim. Ve çok net aklıma yatmadı. Direkt aklıma yatmadı. Ya bunda bir tuhaflık var. Madem Gemlik'in deprem riski altında olmasından dolayı Gemlik halkının yerleşim yerlerinden nakledilmesi zorunlu, o zaman Gemlik'te ben neden hala iş yapabiliyorum? Neden hala parsele esas demiryolu çalışması yapabiliyorum? Madem böyle bir zaruret var, neden? Bu hangi raporda yazıyor? Hangi veride yazıyor, hangi bilimsel makalede yer alıyor diye. Bunun hiçbir yerde yer almadığını biliyordum bir kere. Dediğiniz gibi çok sansasyon oldu, ekonomik kriz yaşadı bir anda Gemlik kendi özelinde bu konuda. Ama ne oldu? Kimse hangi siyasi partili olduğuna, hangi görüşte olduğuna, hangi yaşta olduğuna, hangi meslekte olduğuna bakmaksızın müteahhiti, mühendisi, mimarı, siyasetçisi, anti-siyasisi el ele verip bu işten kurtarmanın yoluna bir çözüm arayışında bulundu. Gündemimiz sadece Gemlik'in taşınmasıydı o dönemde. Bu platformda bana da yer verilmişti. Bana neden yer verilmişti? Şimdi o platformu düşünün. Belediye başkanı var, belediye başkan yardımcısı var. Bu platformu hazırlayan kişiler var. Mimarlar Odası Başkanı var. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı var. Bir de ben varım. Esnaf Odası Başkanı var. Esnaf Odası Başkanı var. Bir de ben varım. Yani ben hatta o program başlamadan önce dedim ki yani herkes bir burada bir yetkili. Yani ben çok kendimi yetkili görmüyorum. Çünkü bir şirket sahibiyim. Ama yapım gereği daha önce beni tanımadınız siz, doğru. Daha önce çünkü bu kadar bütün yurdu ilgilendiren, bütün ana haber bültenlerinde çıkan bir konuyla karşılaşmadığımız için. Ama ben Gemlik Belediyesi'nin hazırladığı tüm panellerde, meslek odalarının hazırladığı tüm çalışmalarda yer alıp bütün düşüncelerimi açık yüreklikle söyleyebilen bir yapıya sahibim. Burada da bekledim. Dedim ki yani ben bence kürsüde olmamalıyım. Ben yerimde olmalıyım. Ve bu açıklamalara bir söz alarak cevap vermeliyim. Orada başladı program. İşte evet taşınmıyor, dönüşüyor. İşte şöyle olmalı, böyle olmalı. İnanın bana orada bila istisna söylüyorum. Sevgili Mimarlar Odası Başkanımız Betül Arı hariç. Ben orada dinlerken ben bir kere ikna olmadım anlatılanlara. Ve çıktım. Hiç de bir hazırlığım yoktu inanın. Bütün bildiklerimi söyledim. İnsanlar gerçekleri duymak istiyordu çünkü orada. İşte şu yasanın, bu kanunun, şu maddesi değil, gerçek bir şeyler duymak istiyordu. Onu söylediğim için sonra siz beni tanımış oldunuz. Yani bu kadın doğru bir şey söylüyor dediniz bence. Çünkü o kürsüdeki hiç kimse çok açıklayıcı bir şey söylememişti. Evet, o dönemin belediye başkan adayı olduğu kesinleşmişti Mehmet Uğur Sert Aslan'ın. Belediye başkan adayımız bir açıklama yapmıştı. Ben kaç kat olduğunu bilemem. İşte orada Zeynep Hanım, ben hani benim ismim kullandığını çok net hatırlayamıyorum ama. Zeynep Hanım dedi ama tabii işte mesleğinizden ötürü söylüyor. Jüri mühendisleri demiş olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Bir plan alanında, bir imar alanında jüri mühendisleri zemin çalışmalarını yaparlar. Zemin verilerini sunarlar. Bunun üzerine bu zeminin taşıma parametreleri belirlenir. Belki 7 kattır, belki 10 kattır o şekilde belirlenir. Ya da 3 kattır, belki 2 kattır bu elde edilir. Şimdi biz göreve geldikten sonra ne yaptık? Hemen bir arşiv taraması yaptık. Ne çalışmalar yapıldı? Elimizde ne veri var? Planların durumu nedir? Hemen bir sunum şeklinde bilgilenmeye başladık bu konuda. Şimdi Gemlik'in mikrobölgeleme jeolojik etüt raporu var elimizde. Bursa'nın hiçbir ilçesinde yoktur bu. Ve plana altlık
teşkil eden jeolojik raporların bakanlıkta görülen tacıdır. En üst seviyede zemin etüt edilmiştir diyebiliriz kısaca. Bu verilerin içerisinde kat adedinden bahsetmez. Ne 5 kat der, ne 10 kat der, ne 3 kat der. Sadece gemlikteki risklerden dem vurur. Risklere karşı alınacak önlemleri karşılar. Dolayısıyla benim meslek alanımda mesleki olarak gemlikte 3 kat olmalıdır, 20 kat olmalıdır, 5 kat olmalıdır gibi bir kısıtlamaya bu bilimsel verilere baktığımda bir kısıtlama söz konusu olamaz. Katla ilgili herhangi bir artış, düşüş veya kısıtlama mahal verilemez. Bu tamamen şehir planlama esaslarına uygun yapılması gereken çalışmalardır. Evet, biz bununla ilgili planlamalara baktık. Planların jeolojik etütlerle uygun olup olmadığına baktık. Kat adedinin 3 olup nüfus yoğunluğunun ne şekilde karşıladığını, mevcut 5 katlı veya 7 katlı imarlı alanlarda 3 katı düştüğünde donatının ne şekilde sağlandığını analiz ettik. Şu anda da Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü eliyle yapılan çalışmalarımızda halen fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü kolay bir yer değil gemlik. Bir kere zemin açısından kolay değil. İmar açısından da zeminle bütünleştirdiğiniz zaman, dönüşümü de işin içine koyduğunuz zaman kolay bir yer değil. Bir kararla olacak iş değil. Peki yine aynı toplantıdan başka bir soruyla devam etmek istiyorum. O da dedin ki Uğur Sert Aslan işte adayımızdı zaten dedin partinin. Şimdi orada şöyle bir diyalog geçiyor. Refik Yılmaz diyor ki bana diyor Taksim Sokağı diyor yerinde nasıl dönüştüreceğim bana bir anlat bunu diyor Uğur Sert Aslan'a. Uğur Sert Aslan da diyor ki ya diyor nasıl yapacağını bize sorma. Yapamıyorsan git biz gelelim yapalım diyor. Evet. 2 sene oldu. Hazırlandı. Şu anda Taksim Sokak'la ilgili 2 sene çok... özellikle buraya sor. Taksim Sokak'la ilgili ne oldu? 2 sene bir alanda kentsel dönüşümü gerçek fizibilite çalışmasını yapıp doğru planı uygulayabilmek için çok kısa bir süre. Kentsel dönüşümle ilgili neler yaptık? Bilmiyorum sorularınızda açabiliriz, var mı? Açabiliriz. Şimdi oraya ben kısmen gireyim. Şimdi kentsel dönüşüm, şimdi herkesin ağzında bir kentsel dönüşüm var. Ada bazında dönüşüm, kentsel dönüşüm, yıkalım, yeniden yapalım, 3 kat, 5 kat bunlar öğretilmiş gibi. Bakın ben kesinlikle böyle tanımlıyorum. 3 katı 5 kat yapalım. Mehmet Uğur Sert Aslan belediye başkanımızın o günkü söylemine katılıyorum. Neden 5 kat? 5 katla sınırlayan şey ne bizi? Zihnimizde bize 5 katı vurgulayan şey ne? Ya da bize 5 katı çağrıştıran şey ne? Bir kere onu bir aklımızdan irdelememiz lazım. Öğretilmiş burada hassas öğretilmiş, kelime ne manada kullanılır? Veya sunulmuş veya o kadar yeterli görülmüş. Deklare edilmiş. Deklare edilmiş veya eskiden 5'miş geriye dönmek istiyorlar. Yani daha ötesi ya da şöyle bir algı mı var? Daha yüksek katların mümkün olmadığı yönünde bir algımız mı var? Şimdi gene aynı kanun hükmünde kararnamenin gemlik taşınmıyor, dönüşüyor anlamındaki yapılan bu platformda şöyle de bir söylem söz konusu olmuştu. Gemlik taşınmıyor, taşınmasın, gemlik dönüşsün. Bunu ben de dile getirmiştim. Gemlik dönüşürken maksimum mühendisliği kullansın ve biz bir ilçeyi taşımakla değil, bir ilçeyi en iyi mühendislik prensiplerini kullanarak nasıl yerinde dönüştürebildiğimizi lanse edelim. Ama bu söylemde kalıyor her zaman. Şimdi idare adına söylemiyorum bunu. İdareci kısmıyla ayrı cevap vereceğim. Sürekli gündemde işte kentsel dönüşüm, ada bazlı görüşüm, yatay yapılaşma, dikey yapılaşma hep aynı kelimeler etrafında dönüyor bu. Şimdi peki ne yapmamız gerekiyor? Kentsel dönüşümü neden yapıyoruz biz? Ya da neden uygulamak istiyoruz? Bir mülk sahibi olarak neden kentsel dönüşümü uygulamak isteriz? İşte deprem riski, eski yapı, riskli yapı, işte can kaybı, mal kaybı gibi gerekçelerin önüne geçmek, bu risklerin önüne geçmek için yaparız. Peki, gemlik evet deprem riski altında bir ilçe. Önce ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Önce nitelikli yapılaşmayı sağlamamız gerekiyor. Mevcut imar planlarıyla, çünkü hayat devam ediyor. Dönüşme gitmek istemeyen,
Hatta dönüştürecek yapısı yok, boş parseli var. Yapı yapmak istiyor vatandaş. Buradaki yapıyı nitelikli hale getirmemiz lazım öncelikle. Bizim en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi burada oldu. Denetimi arttırdık, denetim sıklığını arttırdık. Vize uygulamasını getirdik. Bu da çok eleştirildi. Bilmiyorum siz de takip ettiniz mi? Yapının her aşamasında belediye eliyle kontrol mekanizmasını geri getirdik. Bir yönetmeliğe dayanak da bulunarak getirdik tabii ki. Bundan rahatsız olan bir yapı var. İşte denetleniyorum, rahatsız oluyorum gibi. Meclisten bir protokol geçirdik meslek odalarıyla. Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma adına meslek odalarını da entegre ettik. Proje kontrolü babında değil, proje müellifliği kontrolü babında. Ondan da rahatsız olundum. Ama ben öncelikle yeni yapılaşmalarda belediyemizin kesinlikle doğru yolu izlediğinden adım gibi eminim, altına imzamı atarım. Sonra gelelim biz riskli yapılara ya da riskli olduğunu düşündüğümüz yapılara. Nasıl eleyeceğiz bunları? Çeşitli metotlar var, çeşitli yöntemler var. Ya bir karot testi yaparsınız. Yapının riskli olup olmadığına karar veren yetkili kuruluş listesi vardır. Buradan riskli yapı olup olmadığını tespit edersiniz. Ama yapının tahliyesi ve yıkımı söz konusu olur. Bir de envanter çalışması yaparsınız. Yapı stoğunu çıkartırsınız. İşte biz bu yapı stoğu çalışmamızı başlatalı çok oldu. Ne aşamada peki şu anda? Şu an belediyemize teslim edildi. Kontrol aşamasında. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz şu an hazırlanan raporu, birkaç düzeltme talepleri de var ilgili firma tarafından. Yapılar tek tek dolaşıldı, fotoğraflandı, ruhsat durumları irdelendi. Yapıların genel görünümleriyle ilgili, genel durumlarıyla ilgili bilgi verildi. Çok riskli öngörüsü olan yapılarla ilgili bize bir done sunuldu. Şimdi bunlara tabii çok temkinli yaklaşmak lazım. Neden temkinli yaklaşmak lazım? Yetki sorumluluğu aşmadan, şimdi siz bir yere işaret edersiniz, bu yapı risklidir diye, riskli olduğunu iddia edersiniz. Ama söylemin ötesine geçmeniz lazım. Gözlemsel çalışmanın ötesine geçip bilimsel bir veriye dayandırmanız lazım. O bilimsel veri de bakanlıkça belirlenmiştir. Karot alınır, yaklaşım yapılır, hesap yöntemi hazırlanır ve yapının riskli olup olmadığına karar verilir. Peki şimdi Nisan ayında, önümüzdeki Nisan ayında artık ikinci yılı bitirmiş olacak Gemlik Belediyesi. Peki bu planlanan bir çalışma süresi mi? Yani iki yılda geç mi kaldık yoksa anca mı çıktı? Yani geç kalmadık. İki yıl normal mi? Geç kalmadık. Ben normal görüyorum. Bu iki yılın zarfında Gemlik'in tamamında analitik etüt çalışmasını yaptık. Bunu da meclise sunumuna hazırlayacağız. Şimdi firmadan verileri aldık ama tabii düzeltmeler yapmamız, belki başka taleplerimiz olacak üzerinde. Onlar ilgili çalışmalar bittikten sonra mecliste de sunumunu yapacağız. Ancak bunun içerisinde herkesin bildiği o 23,5 hektar alanda, yani Orhaniye, Halitpaşa, Balıkpazarı ve Osmaniye Mahallesi'nin bir kısmı şeklinde kesişim noktasında bizim çok çok daha detaylı bir çalışmamız var. Burada ne var? Bilimsel ve gözlemsel verilerin ötesinde bir de sosyolojik çalışma var. Bu alanda vatandaş dönüşmeyi istiyor mu? Bu alanda vatandaşın sosyolojik durumu, ekonomik durumu nasıl? Kiracı mı? Mal sahibi mi? Aracı var mı? Kentsel dönüşümde ne kadarını feragat etmeye razı? Veya üzerine bir miktar daha ekleyebilir mi gibi genel sorularla oluşturulmuş çok net veriler var elimizde. Dönüşüm çalışması için o 23,5 hektar alanda da bir tasarım, yani kentsel tasarım ayağındayız artık. Nedir? Kişi sayısı belli, isimler belli, hane sayısı belli, mülk durumları belli. Yapıların gözlemsel olarak riskli olup olmadığı verisi elimizde var. Bu bölge çok yüksek oranla dönüşmek istiyor. Dönüşümden yeni yapı stoğu elde edilecek olan yeni yapılardan mülk sahibi olmak istiyor. Ve biz bu vatandaşlarımıza hangi kentsel tasarım ve yapı tasarımını sunabiliriz ayağındayız şu anda. O da çok hızlı bir şekilde yürüyor. Ben süreci normal görüyorum. Yani sürecimiz normal devam ediyor. Evet. Şimdi başta söyledim, dedim ki fen işleri, park bahçeler, işte emlak istimlak gibi bir sürü madde var ama halk için park bahçeler de
İşte ne bileyim fen işleriydi. Onlar görevini yapıyorlar zaten. Senin için önemli olan imar bence. Senin üzerindeki en büyük yük bence imar diye düşünüyorum. Peki Zeynep Akış Serintürk akşam yatarken yastığa böyle başını rahat koyabiliyor mu imar konusunda? Koyuyorum evet. Kesinlikle içim rahat, gönlüm rahat. Kimseyi kayırmadığımıza, müdürlük olarak hiç kimseyi kayırmadığımıza, kimseye müsamaha göstermediğimize veya planlama alanlarında hiçbir mülk sahibini seçip o bölgeye yönlendirmediğimize, bunu kimseyi zan altında bırakmadan söylüyorum. Hani alışığızdır ya, işte X kişinin yeri şöyle planlanmış, böyle imar verilmiş gibi veya X kişinin inşaatı görmezden gelinmiş gibi. Kesinlikle vicdanım rahat, gönlüm rahat, o konuda alınmak. Peki. Şimdi başkan yardımcılığından devam edelim. Başkan yardımcısı oldunuz. İşte 2 yıldır da başkan yardımcılığı görevini götürüyorsunuz. Peki hiç pişmanlık duydunuz mu? Başkan yardımcılığı görevini almaktan. Hiç duymadım. Pişmanlık duymadım. Çok yorulduğum zamanlar oldu. Ama hala enerjim var. Hala inancım var. Bir kere Uğur Başkanımıza çok inanıyorum, çok güveniyorum. Onun siyasi duruşu, dediğim gibi ben bir siyasetçi olarak tanımlamıyorum kendimi. Ama Mehmet Uğur Sert Aslan'ın siyasi duruşu, siyasi görüşü, Gemlik sevdası, bütün motivasyonumuz ona bağlı. Başkanlıktan ya da başkan yardımcılığından devam edelim. Ben abiniz olarak nitelendirdim sorumu yazarken ama siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Hem abinizi hem de iş arkadaşınız Bayram Demir'i Allah rahmet eylesin Allah kaybettiniz. Rahmet eylesin. Peki o dönemden bugüne eksikliğini hissettiniz mi? Hissediyoruz tabii. Hissetmez miyiz? Asansörde onun en sevdiği türkü çalar. Yakın zamanda geldiniz mi bilmiyorum. Bir kere şöyle söyleyeyim. 3 dönem belediye başkanlığı yapmış, bir belediye açmış kapatmış bir insandan bahsediyoruz. Bir babadan bahsediyoruz. Gerçekten benim için bir abiden bahsediyoruz şu anda. Allah rahmet eylesin. Çok üzüldüm. Ben çok ağladım. Bunun böyle çok üzüntünün, çok ağlamanın reklamı olmaz ama çok etkilendim. Neden etkilendim? Birisinin vefatından tabii ki etkilenirsiniz ama ben Bayram Başkan'ı gerçekten çok seviyordum. Her zora düştüğümde, her dara düştüğümde veya kararsız kaldığımda, bakın ben veya bir başkası değil, herkes her konuda çok tecrübeli değil. Olmak zorunda da değil. Herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Ama en önemli konularda kapısını çalıp başkanım 2 dakika bir konu var, böyle bir olay var önümde, nasıl davranmalıyım şeklinde çok danışmışımdır. O bana çok abilik yapmıştır. Hepimiz öyle. Bütün belediye olarak, belediye camiası olarak çok üzüldük. Ama bizim katımızda tabii ayrı bir üzüntü oldu. Dediğim gibi neşemizdi, abimizdi. Çok mutlu bir karakterdi. Allah rahmet eylesin tekrar. Allah rahmet eylesin. Peki toplayabildin mi? Sizin kat kendini toparlayabildi mi? Topladık çok şükür. Topladık ama kapısı hala kapalı. İşte üzülüyoruz. Fotoğraflarını görüyoruz. Bazı anılar veya bazı evraklar çıkıyor. Veya bazı bıraktığı, yarım bıraktığı işler oluyor. Üzülmemek elde değil. Bir programda bahsettim ben de ama tabii sizin de fikrinizi almak istiyorum. Ben şöyle nitelendirdim. Dedim ki 40'ı çıkmadan adamın pazarlıklar başladı dedim. Ben bir kriz olarak görüyorum şu anda. Başkan yardımcılığı Gemlik Belediyesi'nde bir kriz. Ben öyle nitelendiriyorum. Katılmayabilirsiniz. Ama bu kriz, neden bu kriz bu hale geldi? Ve başkan acaba, belediye başkanı Uğur Sert Aslan zorlanıyor mu acaba? Ya da ne durumda şu anda? Ben kesinlikle kriz olarak nitelendirmiyorum. Belediye yönetiminde biz bir kriz yaşamıyoruz. Belediye başkanımızın da, nasıldı sorunuz? Yönetemedim dediniz. Hayır şöyle, krizi çözemedim yani dediniz. Belediye başkanlığının kulisleri beni rahatsız ediyor daha adamın 40'ı çıkmadan. Tamam. Ve belediye başkanı da çıkıp, ya bunu konuşmaya gerek yok, ben bu adamı atadım diyemiyor ya da demiyor. Ya da neyi bekliyor ya, ben bunu anlamaya çalışıyorum. Peki biraz. Atamak zorunda mı, ben size öyle soruyorum. Ya, yani sorunuza mevzuat soruyorum. Olarak, mevzuat olarak hiçbir atamak zorunda mı değil mi değil. Onu bilmiyorum. Atamak zorunda değil ama çok güzel başladınız bu konuya. Ben de çok rahatsız oldum. Benim gözümde yaş varken, daha elimde mendilim kurumamışken makama talip olunması beni de çok rahatsız etti. Ben şunu söylemek istiyorum. Bakın bunu ben bir grup toplantısında da dile getirdim. Başkan yardımcılığı Ahmet'in, Mehmet'in, işte Ayşe'nin, Fatma'nın, Zeynep'in ben yapabilirim diyeceği iş değil.
bana kalırsa. Aynı fikirdeyim. Ben de hiçbir zaman ben yaparım ve talibim demedim. İnanın demedim. Bunu açık yüreklikle söyleyeyim. Ha, talip olmak da ayıp bir şey değil ayrıca. Siyasette istemek var. Bir göreve talip olmak. Hele ki kamu görevine talip olmak yürek isteyen bir iş. Belediye başkan yardımcılığı siyasi olduğu için belediyeler. Bir kurumun genel müdür yardımcısı olabilirsiniz, o ayrı. Ama siyasi bir kurumda, yani bir belediyede başkan yardımcılığı, o belediye başkanını çok iyi anlamayı gerektiriyor. Onu çok iyi anlamalısınız. Ne yapmak istediğini, bu bir kenti nasıl yönetmek istediğini, bir belediyeyi, idareciliği nasıl yürütmek istediğini. Yani hümanist bir yaklaşım mı sergileyen bir belediye başkanı, yoksa Ali Kıran Başkesen mi? O siyaseti anlamış olmanız ve ona ayak uydurabiliyor olmanız lazım. Yoksa bir marangoz da yapabilir belediye başkan yardımcılığı, bir mühendis de yapabilir, eski belediye başkanı da başkan yardımcılığı yapabilir. Buna ben yapabilirim kısmına çok katılmıyorum. Ama şuna katılıyorum kesinlikle. Ben belediye başkanını anladım ve ona bu yolda yoldaş olmak istiyorum. Ve belediye idareciliğinde, kamu görevinde yer almak istiyorum. Buna herkes talip olabilir. Ama dediğim gibi ben kendimden biliyorum. Elimde tuttuğum mendilim daha kurumamıştı. Gözümün yaşını yeni siliyordum. Talipler çıkmıştı. Aynı rahatsızlığı yaşadığımızı düşünüyorum ben de. Hemen hemen aynı şeyleri deklare ettik. Yani aynı cümleleri kurduk. Ama ben şöyle neticelenir. Eğer ki bu böyle konuşuluyorsa, kulis yapılıyorsa, başkan birini atarsa susar. Yani ben aslında sorumun içeriği buydu. Neden kayıtsız kalıyor belediye başkanı? Yani şöyle, belediye başkanı birisini atamak zorunda değil. Şu anda belki, iki başkansınız değil mi? Şu an iki belediye başkan yardımcısıyız. Siyasi olarak Gemlik Belediyesi'nin iki siyasi belediye başkan yardımcısı atayıp 4 memur başkan yardımcısı atama hakkı vardır. Çünkü bakın bu talep neye benziyor biliyor musunuz? Belediyeden memur arkadaşlarımızın, kriterlere uygun memur arkadaşlarımızın, senin 3 tane daha başkan yardımcısı atama imkanı var, niye atamıyorsun polemiği çıkartma gibi bir durum. Peki belediye başkanımız bizim ben şu memur ataması yapmıyorum gibi bir açıklama yapmasına gerek var mı şu anda? Doğru. Nasıl ona gerek yoksa siyasi belediye başkan yardımcısını da gereğini gördüğü gün, uygun gördüğü gün, uygun gördüğü kişi üzerinden bir kanaati oluşacaktır diye düşünüyorum. Oluşup oluşmadığını bilmiyorum. Tabii bunlar nedir? Siyasi partinin, ilçe başkanımızın, Sayın Cemil Acar'ın, belediye başkanımızın, belki il başkanının ortak koordinasyonunda karar verilmesi gereken konular da olabilir. Hiç atanmayabilir. Dediğim gibi verdiğim örnek üzerinden değerlendirirseniz sorunuzun cevabını almış oluyoruz aslında. Hani başka memur, başkan yardımcıları da atama hakkı var belediye başkanının ama atamıyor şu anda. Süreci doğal karşılamak lazım. Peki. Peki belediye başkanı Mehmet Uğur Sertas'tan istediği ekibi kurabildi mi sizce? İstediği idari ekibi kurabildiğine inanıyorum. Keşke belediye başkanım yardımcımız Bayram Demir de aramızda olsaydı. Tam sinerjiyi yakalamış durumdaydık. Cengiz Başkanımızın da, Cengiz Güneş'in de memur başkan yardımcısı olarak aramıza katılmasıyla iyi bir koordinasyon sağlamıştık. Tabii biraz bu kayıp, üzüntü hali yeni bir oluşuma bizi yöneltir mi bilemiyorum. Ama diyorsanız ki işte daire müdürleri, işte memur arkadaşlar, kamu ekibi genişletebiliriz, tüm ekip diyebiliriz. Ben kurduğuna inanıyorum. Peki. Şuradan devam edelim. Cemil Acar'la program yaptığımızda, sizin oturduğunuz yerde oturuyordu, karşı karşıya programında. Şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki, AK Parti'den belediye almak zordur dedi. Evet. Peki ne söylediniz de ikna ettiniz Gemlik halkını? Cemil Başkanıma da çok selam ediyorum buradan. Bu arada evet. Mesaj yazmış. Sağ selamı olsun. Var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaklaşık iki dönem, ben iki dönem diyorum, iki dönem boyunca belediye yöneticiliği yaptığı bir idareyi teslim almak evet çok zor. Çok zordu. Neden zordu? Bir kere objektif bir belediyecilik görmediğini düşünüyorum ben Gemi'nin. İşte kararlar her ne kadar meclis
gündemi yayınlansa da, meclis kararları açıklansa da bir bilgiye erişim daha zordu. Ben o dönem serbest piyasada çalışıyordum. Şirket sahibiydim. Ve imar müdürlüğü de çok haşır neşir ve çok içli dışlıydım. Ben de aynı dertten müzdariptim. Evramın nerede olduğunu göremezdim. Evramla ilgili kanaatin ne olacağını bilemezdim. Bir bölgede çalışma yapacağım sıra o konuda belediye üst yönetiminin nasıl bir yaklaşım sergileyeceğini kestiremezdim. Ulaşmak, görüşmek zordu. Bu anlamda evet, Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi zordur. Evet, zor. Aldıktan sonrası daha zordu. Aldıktan sonra adapte olma süreci daha zor geçti. Neler yaptık peki? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iki dönem idarecilik yaptığı bir belediyeyi almak için ne yaptık? Bir kere dürüst davrandık, açık davrandık. Erişebilir olacağımıza söz verdik. Gemliğin gelmesi gereken vizyonunun ne olması gerektiğiyle ilgili kanaatlerimizi bildirdik. Bence en önemli unsur da belediye başkanımız gerçekten Gemlik'i çok sevdiğini, Gemlik için çalışacağını çok güzel beyan etti. Gemlik bir kere sevilmeye açtı bana kalırsa. O anlamda sevgiyi göstermek yeterli oldu diye düşünüyorum. İmar olarak sormuyorum bu sorumu. Genel manada halk mutlu mu sizce? Ben mutlu görmüyorum. Nedenini acaba biz yaptığımız çalışmalarımızı mı lanse edemiyoruz? Yoksa pandemi süreciyle birlikte bir rehavet mi çöktü herkesin üzerine? Ama ben kendim adıma ve belediyemizin bütün birimleri adına ve belediye başkanımızın da gıyabında söylüyorum. Gece gündüz çok çalışıyoruz. Bizim 62 projemiz vardı. Gemlik'te olması gerekiyor dediğimiz ve çoğunun da Gemlik Belediyesi eliyle yapılması mümkün olan vaat diyelim buna. Biz vaat olmadığını her toplantımızda dile getirsek de 62 projemiz vardı. O projelerin çok büyük kısmını tamamladık aslında. Ama bilemiyorum, acaba lanse mi edemiyoruz, ikna mı edemiyoruz? Çok büyük bir memnuniyet olmadığını hissediyorum. Öyle görüyorum. Seçime 10 gün var. Önümüzdeki yerel seçimi 10 gün var ve yine karşı karşıya programına denk geldik. Zeynep evet. Akış Serintürk karşımda oturuyor. Sizce nasıl sorular sorarım? 5 yıllık dönem tamamlanmış mı? Tamamlanmış. Bitmiş. Seçim 10 gün var. Hı-hı. Yine siz başkan yardımcısınız. Yine ben burada, sağlığımız el verirse. İnşallah. Ve acaba Serkan Kaynar nasıl sorular sorar? Kentsel dönüşümü başladınız mı? Kepçeyi vurdunuz mu dersiniz? Ve biz o günün şu gün yapmıştık ya Serkan Bey deriz size. Allah nasip etsin inşallah. Çok hızlı ilerliyor çünkü. Kapalı imar alanlarını açabilmiş olmayı söylemek isterim. Yani imar alanlarını ne yaptınız? Bir yandan da tabii hayallerinizi de ağzınıza almaya çalışıyorum tabii. Evet, yani. Aynen öyle. Projelerimizin en önemlilerini faaliyete geçirdik. Bunlar neler? Bir kere halk market, huzur evi, gerçekten göz bebeğimiz. Bakın engelsiz taksi, o kadar hayır duası geliyor ki bununla ilgili. Ben o memnuniyet mesajlarının içerisindeki ifadeleri okurken eziliyorum altında. Çok güzel, hayırlı bir iş yaptı burada Gemlik Belediyesi. Engelsiz montaj atölyesi, engelli atölyelerimiz, engelli vatandaşlar montaj atölyesinde küçük parçaları birleştirerek hem sosyal hayata karışıyorlar, iş hayatına karışıyorlar ve gelir de elde ediyorlar buradan. Çok güzel bir şey. Engelsiz kafe kesinlikle hazır. Tüm projemiz hazır. Yeri hazır. Pandemi sürecinden dolayı düğmeye basmadık. Masam da bekliyor şu anda benim. Bütün plan projesiyle birlikte hazır durumda. Yani hasta nakil ambulansı, bakın ne kadar önemli bir şey biliyor musunuz? Çok telefon alıyoruz. İşte hastam var, şuraya gitmesi lazım, işte maddi durum elverişli değil, özel işte ambulans tutamıyorum, kiralamıyorum gibi. Bence sosyal anlamda çok güzel işler yaptık. İmalat anlamında da çok güzel işlerimiz var. Buraya gelmeden önce şöyle bir zaman geçirmek için aslında bakarsanız eşimle birlikte bir tur attık. Sabah zaten fen işleri ekiplerimizle birlikte bir kontrol etmiştik ama eşime de göstermek istedim. Çarşı Deresi. Muazzam bir iş yapıyoruz orada Büyükşehir Belediyesi ile birlikte.
Muazzam bir iş yapıyoruz. Bakın, dört yoldan çıkan ve üzerinde Borusan Köprüsü yazan kaynakla kesilmiş bir geçit reva görülmüştü orada yaşayan vatandaşlara. Yani siz de biliyorsunuz. Bir yerinde Borusan, 300 metre ötede köprüsü yazan kesilmiş bir köprü vardı. Aslında dört yoldan sökülen üst geçitti o. Onu söyleyeyim. Dört yoldan kesilen üst geçit kesilmişti. İkiye bölünmüş. Ölçüsüne göre ayarlanmış. Hiçbir toplum bunu hak etmiyor bence. Çünkü bir köprü yapmak bu kadar zor değil. Bir geçit yapmak bu kadar zor değil. Ama bürokrasi var. Bazı yazışmalar var. İşte orası dere olduğu için yetki sorumluluk alanında DSE ile görüşüyorsunuz, BUSKİ ile görüşüyorsunuz, oluru alıyorsunuz gibi. Akşamdan sabaha bazen iş bitiremiyorsunuz. Bu bürokratik kısmı da aşmak için elimizden geleni yaptık, görüşmeleri sağladık. Mis gibi işimize başladık. Bir yandan biz, bir yandan Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Kimseyle de yarış halinde değiliz. Aman Büyükşehir yapmadı, Gemlik Belediyesi yaptı. Ya da Büyükşehir yapıyor, biz de gidelim yanında yapalım yarışında değiliz. Büyükşehir Belediyesi ile çok güzel bir sinerji içerisindeyiz bu anlamda. İnşallah aydınlatmasıyla, üst geçitleriyle, onun üzerindeki rekreasyon alanlarıyla projemizin en önemlilerinden bir tanesini gerçekleştirmiş olacağız. Aslında sorulamanın bir tanesini tüketmiş oldunuz. Büyükşehir Belediyesi ile anlaşabiliyor musunuz? Gayet güzel anlaştığınızı söylediniz. Şimdi biraz suyunuzu için iki dakika sizden hakkınızı helal edin. Bol bol geçmiş olsun mesajları geliyor. Herkese çok çok teşekkür ederim. O gün de paylaştığım zaman, yazıyı paylaştığım zaman saat 20'de yayındayım dedim. Allah'a şükür ki karşınızdayım. O yüzden hepinizin tabii mesajlarına cevap veremedim ama hepinize çok çok teşekkür ederim. Çok güzel mesajlar aldım. Allah bin kere razı olsun. Şimdi Zeynep Hanım, birkaç tane mesaj isterseniz soralım yayına atılanlardan. Çünkü daha bende Doğu Planları, Kuzey İmar Planları birçok soru var. Mesela limanlar hakkında çalışmanız var mı diye sormuş Mesut Bey. Neler düşünüyor? Gemlikte sandal bağlamaya yer yok. Doğru. Bu da Gemlik'te en büyük sorunlardan biri demiş. Kesinlikle. Haklı. Güzel bir soru. Şimdi bizim Gemlik için 4 ayrı tekne bağlama yerimiz var. Biri Kurşunlu'daki marina, özel işletme, yani daha doğrusu Su Ürünleri Kooperatifi'ndedir. Narlı'da Su Ürünleri Kooperatifi'nde. Gemlik Merkez Balıkçı Barınağımız vardır. Gemlik Belediyesi'dir burada işletmeci, yani üniversitenin girişindeki yer. Bir de kayıkhane mevki bulunmaktadır. Burada bazı sorunlar vardı. Fiziksel sorunlar vardı, bir başıboşluk vardı, kimin teknesi nerede belli değil, yetkili kim, sorumlu kim gibi bir şekilde devraldık. Biz belediyeye devraldığımızda oradaki problemleri de devralmış olduk. Burada güzel işler yaptık. Sabah UEDAŞ'la ayrı bir görüşme yaptım. Özellikle üniversitenin girişindeki Balıkçı Barınağı'nda tekne sahiplerine elektrik aboneliği verilip oradan elektrik ihtiyaçlarını karşılamaları yönünde. Yakın zamanda kamera sistemleri kuruldu. Yakın zamanda güvenlik anlamında da orada bir eksiğimiz var, kabul ediyorum. Onu da sağladıktan sonra bir düzene girmiş olacak. Ama hala yetersiz. Mesut Bey doğru, güzel bir soru sormuş. Halen yetersiz. Çünkü biz bir deniz kentiyiz. Bizim bu kadar tekne bağlama yerimiz varla kısıtlamamız mümkün değil. Bununla ilgili de Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nü ve Gemlik Belediyesi'ni ortak ilgilendiren bir husus var. Adım adım ilerliyoruz. Sahil Güvenlik Komutanımız Emre Komutan da yakından takip ediyor. Talep de öncelikle Sahil Güvenlik'ten gelmiştir. Tonos sistemi. Yani belli koordinat aralıkları belirledik. Kumla'da, Karacali'de, Narlı'da, ondan sonra Gemsaz'da, Kumsaz'da, Kurşunlu'da gibi denizde tonos sistemleri kişilerin gelip teknelerini bağlayıp güvenli bir şekilde o bölgede de muhatabını bulacakları bir proje üzeri de çalışıyoruz. Projeyi geliştirmiyoruz. Proje tamamlandı. Dediğim gibi, az önce değindiğim gibi bazı bürokratik temaslar, yazışmalar, izinler, görüşmeler gerekiyor. O aşamadayız şu anda. Peki. Şimdi anlattıklarımız içinden bazı mesajlar belki sorunun cevabı verilmiş olabilir ama kusura bakmayın. Gemlik'teki yapıların risk haritası var mı diye sormuş Mehmet Bey. Risk haritası çıkacak, elimizde olacak. Şu anda yok.
belediyemize sunuldu dedim ya, analitik etüt çalışması. Anladım. Ama yapıları bu çalışmayla birlikte şu bina riskli, bu bina riskli değildir diyemezsiniz. Bir yaklaşımla değerlendirebilirsiniz. İşte bir milat alırsınız. 99 yılı öncesi olup olmamakla gibi. Ruhsatı var mı yok mu? Ruhsata aykırı imalatı var mı yok mu? Kaçak mı değil mi? Yapı kayıt belgeli mi? Yoksa yapı kayıt belgesi de mi yok? Yapı kayıt belgesi olmasına rağmen bir riskli yapı durumu teşkil ediyor mu gibi yaklaşımlarla bir haritada lekelemeyle sunumunu yapacağız inşallah. Yeni mahalle ile ilgili projeler ne zaman hayata geçecek? Gemliğin en sağlam zemini ve en güzel yeri olan bu harabe yerleri ne zaman hayata geçecek demiş. İşte bizim 23,5 hektar alanda dediğimiz çalışmanın içerisinde sordukları yer. Dediğim gibi kentsel tasarım, uzlaşma metodunu sağlayabileceğimiz, vatandaşla bir araya geldiğimizde bu mahalle bu görüntüde olacak ve senin buradaki hak sahipliğin şu yapı üzerindeki şu konutta şunlardır şeklinde sunacağımız proje ayağındayız şu anda. Peki şöyle bir soruyla devam edelim. İzleyici demiş ki hep kentsel dönüşüm konuşuyorsunuz ama biraz da yeni yapılan binaların zeminiyle alakalı, zemin iyileştirmesiyle alakalı bir gelişme var mı, ne aşamada diye sorar izleyici. Şöyle, şimdi Gemliğin zemini taşıma gücü açısından problemli. Bir de fay hattı bulunduğunu göz önünde bulundurursak çok kulaklara çok gelen bir sıvılaşma riski var. Bize alıştırılmış bir şey o aslında. Ben size sıvılaşmanın öncelikle kısaca ne olduğunu anlatayım. Sıvılaşma deyince binanın altında su var. İşte binanın altı deniz suyu gibi bir anlam geliyor. Böyle değil. Sıvılaşma nedir? Sıvılaşma kumdan oluşan zeminin deprem dalgası geldiğinde sıvı gibi davranmasıdır. Herhangi bir su çıkması, işte suyun üzerinde yüzmesi değil, kum tanelerinin su dalgası gibi su refleksi göstermesidir. Sıvılaşma riski Gemlik'te gördüğümüz en önemli risklerden bir tanesi deprem etkisi altında ve oturma. Çok özür dilerim, kesmek istemiyorum ama normalde sosyal medyada görüyoruz, insanlar daha rahat anlasın diye bir kayayı koyuyor, evet, ama böyle sallayınca gömülüyor. O zemin mi bu? Bu sıvılaşmadır. Tamam. Evet. Kumda olur. Kum tanelerinin deprem dalgasıyla birlikte sıvı etkisi, su gibi davranma özelliğini göstermesidir. Büyük bir problemdir. Tabii deprem dalgası geldiğinde yapının yan yatması, devrilmesi, yıkılması kesinlikle sıvılaşmayla görülür. Şimdi bununla ilgili iyileştirme metotları Gemlik'te çok tartışıldı. Biz idareye gelmeden önce de çok tartışıldı. Sağ olsun Gemlik'te bu işi sahiplenen mühendis arkadaşlarımız, imar müdürlüğündeki mühendis arkadaşlarımız riskin ne olduğunun farkındalar ve Türkiye'de hiç bir belediyede yapılmayan bir şeyi yapıyorlar. Bakın Türkiye'de diyorum. Hiçbir belediyede yapılmayan bir şeyi yapıp zemin iyileştirmenin yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa da doğru sonuç verip vermediğini yerinde tetkik ediyorlar. Dolayısıyla zemin iyileştirme metodu çok farklı. Yani ne şunu yapabilirsin diyebilirsiniz, ne bunu yapabilirsin. Arasından seçemezsiniz. Bir yelpazesi vardır zemin iyileştirme metotlarının. Sıvılaşmaya karşı bir 6-7 metot sayabilirim ben size. Bununla ilgili geoteknik mühendisi arkadaşımız imar müdürlüğümüze ne rapor sunarsa uygunluğunu test edip onaylarız. Yapıldıktan sonra da doğru yöntemle zeminin iyileşip iyileşmediğini kontrol ederiz. Peki şeyle ilgili çok mesajlar geliyor. Kuzey imar planlarıyla alakalı çok soru geliyor. Nedir en son durum diyor. Ben de soruyu biraz daha çeşitlendirmek istiyorum. Geçenlerde programımızda Yusuf Yumru dile getirdi. Enerji nakil hattının olması bir sonraki programda da şekillendi. Orada bir çarpık yapılaştırmaya sebep olacağı gibi bir kanı oluştu. Benim programımda oldu bu. Oradaki hem Kuzey İmar Planları'nın durumu hem de bu sözü geçen enerji nakil hattının durumu gerçekten çarpık yapılaşmaya sebep oldu mu? Bununla ilgili bütün sorular toparlamış. Ben o canlı yayını izleyebilmiş olsaydım çarpık yapılaşmayla ilgili kısmında kesinlikle müdahil olur bir yorum yazmaya çalışırdım. Enerji nakil hattı çarpık yapılaşmaya sebep olmaz. Doğru, orada bir enerji nakil hattı var. Yüksek gerilim hattı altında
ifadesi ve yüksek gerilim hattının çarpık yapılaşmaya sebep olduğuna kesinlikle katılmıyorum. Ama orada bir enerji nakil hattı var. Enerji nakil hattı altındaki parsellerin hepsi imara açıktır. Hepsi yapılaşabilir. Sadece yapacakları tek şey şu. Mevzuat gereği imar müdürlüğümüze sundukları projelerini bir de TEDAŞ'tan onaylatmak zorundalardır. Aslında orada bir kriz olacak bir durum yok. Kriz olacak durum yok. Aldığımız yani teknik veriye göre bir iki parselde belki böyle bir kırıklı yapı yapılması söz konusu olabilir derler. Bizim TEDAŞ'la yaptığımız görüşmede orada da o hattın deplasesi mümkün. Yani yer değiştirmesi mümkün. Yani ne çarpık yapılaşma, ne işte imara kapatılmış olması. Ya da yolların durumu falan sıkıntı yok yani. Ben hiçbir sıkıntı görmüyorum. Peki. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Bir tamam. Soluklanın, çayınızı da içemediniz. Efendim kısa bir reklam arasına gidelim. Daha dediğim gibi birçok sorum var. Belediye ile alakalı bir sürü sorum var. Programımız daha uzun sürecek. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Merhaba, ben Fikri Kaya. FKM Gelişim OSG bünyesinde genel koordinatör olarak çalışmaktayım. 2016 yılında girdiğimiz bu sektörde hizmetimizde kalite, güvenilirlik ve ekonomik olarak hizmet vermek hedefiyle çıktığımız bu yolda 2016 yılından beri varlığımızı sürdürüyoruz. Biz FKM Gelişim OSGB olarak çalıştığımız, sözleşme yaptığımız firmalarla iş sağlığı güvenliği hizmeti vermekteyiz. İş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli hizmeti vermekteyiz. İş yeri hekimimiz çalıştığımız firmalarda ortamın hijyen gözetimini, çalışanların sağlık gözetimini yapmaktadır. İş güvenliği uzmanlarımız vardır. İş güvenliği uzmanlarımızla çalıştığımız firmalarda insan can kaybının önüne geçmek için risk değerlendirmeleri yapar, acil durum eylem planları hazırlar, ortam ölçümleri yaptırır. Çalışanın sağlığının güvenliği için elinden geleni bu doğrultuda kanunlar çerçevesinde yapmakla yükümlü arkadaşlardır. İş yerlerinde çalışan işçilere iş güvenliği eğitimi de vermektedirler ayrıca. Yeni işe girişlerde personele sağlık raporu hizmeti sunmaktayız. Çalıştığımız firmalara özel ambulans hizmeti sunmaktayız. Sektörü kapsamlı şekilde, geniş şekilde ele aldık. Hedeflerimiz doğrultusunda başarılı bir şekilde çalışmaya devam etmekteyiz. Merhabalar, ben Erhan Uyandırın. B sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. FKM Gelişim OSGB'de yaklaşık 1,5 yıldır çalışıyorum. Firmalarda yönetmeliklerin bize verdiği görevler düzeyinde çalışma yapmaktayız. İşlerine karşı sorumluluklarımızı yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmeye çalışmaktayız.
Kriterlerinize uygun bir kiracı ya da hayallerinize hitap eden bir ev arayışınız mı var? Evet, karşı karşıya programıyla tekrar birlikteyiz. Zeynep Akış Serin Türk konuğumuz, program konuğumuz, Gemlik Belediyesi Başkan Yardımcısı. Adem Demirci bir mesaj atmış tam reklama giderken. Evet. Güzel de bir soru olarak geldi. Zeytin Ali'nin arkasında bulunan Altıntaş Sokağı cephe olan adada depolama imarı varmış. Burada imar değişikliği düşünüyor mu ya da düşünülüyor mu demiş. Adem Bey mi dediniz? Adem Demirci. Adem Bey sorusu için teşekkür ediyorum ama spesifik bir yerden bahsediyor. Muhtemelen bir mülk sahibiyse, tapu sahibiyse belediyemize gelsin, başvursun, özel bilgiyi verelim. Ama o bölgede, bahsettiği bölgede Çevre Şehircilik Bakanlığı yerel yönetimlerde kamu yararı kararını, imzasını bekleyen bir mevzu var. Bu konuyla ilgili belediyemiz, milletvekilimiz de konuyu takip ediyor. Onunla ilgili olduğunu düşünüyorum. Belediyemize gelirse istediği zaman beni bulabilir. İmar müdürlüğümüzden de istediği bilgiyi alabilir kendisi. Demin bir şey konuştuk ya, işte seçimi 10 gün kala ne konuşuruz diye. Seçimi 10 gün kalaki programda muhtemelen sana abla diye hitap edecekmişiz. Ayhan Özdemir diyor ki, güzel bir yayın oldu, ikinci bölümde abla diye hitap et diyor. Ben o kadar tabii sizi şey görmüyorum. Estağfurullah. Çok hoş bir yayın oldu diyor. Başta ahmak diyen Ayhan Bey demek ki programı beğenmiş, bana ahmak dedi. Teşekkür ederiz kendisine programı beğendiği için. Şimdi imar planlarına geçmeden belediye müteahhitlik yapmalı mı diye bir soru hazırlamış. Kesinlikle yapmamalı. 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 Neden yapmamalı? Müteahhitlik yapan var bu ülkede. Gemliğimizde de çok sağlam, iyi, hatır sayılır müteahhitlerimiz var. Tek başına yapabilecek, konsorsiyum haline de gelse istediği yapıyı yapabilecek durumda olduğunu düşünüyorum. Ama belediyelerin, siyasilerin kararlarıdır. Başka bir belediye, başka bir belediye başkanı anlayışı müteahhitlik yapmak isteyebilir. Yapabilirdi ama ben etik bulmuyorum, uygun bulmuyorum. Bir kere piyasaya rakip oluyorsunuz. Piyasaya rakip bir belediye anlayışını doğru bulmuyorum. Yani nedeni ne olursa olsun gene de yapmamalı mı? Yani burada nedeni ne olursa olsunun altını doldurabilirim. İşte Refik Yılmaz sosyal konut anlamında cihatlı yaptı, üretti. Gerçi tam tamamlanmadı. O da ayrı bir soru olarak soracağım ama yani sebep ne olursa olsun gene de yapmamalı mı? Konut üreten bir idaremiz var zaten bizim. Toplu Konut İdaresi. Hı hı. Toplu Konut İdaresi konut imalatı yapar ve müteahhitlik hizmeti verir. Belediyelerin ne toplu konut idaresine ne serbest müteahhitlere rakip olmasını ben doğru bulmuyorum. Peki, belediye kaynaklarını, belediye bütçesini bu işlerde kullanmasını doğru bulmuyorum. Peki bir önceki yönetim ne düşündü, nasıl bir kafaya büründü de cihatlıyı bu şekilde değerlendirdi sizce? Refik Yılmaz'ın belediye başkanının anlayışıdır. Anlamakta zorlanıyorum ama her belediye başkanının, bizim belediye başkanımız Mehmet Uğur Sert Aslan'ın da bir, dedim ya, bir siyaseti var, bir belediye yönetim tarzı var, ilçeyi getirmek istediği bir nokta var. Onun vizyonu başka, Refik Yılmaz'ın vizyonu farklıydı. Ben doğru bulmuyorum.
kentsel dönüşüm anlamında kullanılmış olabilirdi. Ama doğru başlamış bir iş olmadığı için ya da Gemlik bu konudan çok müzdarip olduğu için veya bu konudan çok yara aldığı için, sektör zarar gördüğü için olabilir. Altında Gemlik'in taşınma hikayeleri, işte sektörün sıfıra inmesi, o sırada belediyenin müteahhitçiliğe girişmesi, konut üretmesi. Belki öyle bir, ben de bu sektörün bir elemanı olduğumda aşırı bir rahatsızlık hissediyor olabilirim. Peki Yasemin Hanım sormuş, demiş ki Fen Lisesi hakkında ne düşünüyor? Fen Lisesi'nin olmaması mümkün değil. Gemlik kesinlikle Fen Lisesi'ni kesinlikle rahatsız ediyor. Bizim 3 önemli okul projemiz var. Biri kesinlikle Fen Lisesi. Gemlik Fen Lisesi'ne kavuşmak zorunda. Bir diğeri sanayi bölgesinde, sanayiye yakın alanda bir meslek lisesi yapmak ve meslek lisesini o bölgede ihtiyaca uygun bölümler açmak. Bir üçüncüsü de şu an gündemimizde, inşallah müjdesini kısa zamanda vermiş olacağız. Bu Doğu bölgesi dediğimiz hastane yolu civarında yarım bırakılan, zemin iyileştirme çalışmaları yapılıp yarım bırakılan ilk öğretim okulunun tamamlanması işi. Kesinlikle acaba, bu iş çok önemli. Bu espri böyle aldı başını gidiyor ama seçimi 10 gün kala yaptığımız programda ya bu Fen Lisesi'nin park bahçesi düzenlenmedi hala böyle bir ihtimal olabilir mi sizce? Umarım yaşanmaz. Öyle yani söyleyeyim. Bahçe çünkü düzenlemesi hala yapılmadı başkanım der miyiz acaba? Ben dememenizi tercih ederim. Çünkü sadece Gemlik Belediyesi'nin değil, bütün Gemlik'in esas talebi bu olmalı. Fen Lisesi, Fen Lisesi, Fen Lisesi. El birliğiyle halletmeliyiz. Bu işin altından kalkmalıyız. Peki kum revizyon planlarına geçmeden önce soru şeklinde biraz daha değiştirip hani belediye başkanı ile alakalı birkaç tane soru hazırlamıştım. Şimdi doğru cümlelerle anlatmak istiyorum. Zor durumda kalmayın çünkü sorunun muhatabı siz değilsiniz ama benimki bir fikirdir ve sorulaştırdım. Başkanın içinde olduğu krizlerde diyeyim. İşte bunu açarım, gıda zehirlenmesi, işte balık tutma etkinliği gibi. Şimdi böyle durumlarda başkan yardımcısı olarak lafını dinlettiren duruşunla, bir de sert bir duruşun var, onu da ayrı soracağım. O neden sözcülük yapmıyorsunuz başkan yardımcısı olarak? Yani bu, ben şöyle düşünüyorum, bunu programlarda dile getiriyorum. Bir şey konuşuluyor, belediye başkanı hatalıdır, doğrudur, o ayrı bir tartışma konusu ama akşam ben ulusalda ne belediye başkanını, ne Gemlik Belediyesi, ne sizi, dolaylı olarak sizi ben görmek istemiyorum. Acaba buna engel olma ihtimaliniz var mı? Yani çıkıp da siz hayır o durum öyle değil böyle deseniz daha güzel olmaz mı? Şimdi öncelikle ben bir kriz olarak görmüyorum yaşananları. Kriz haline getirilmeye çalışıldığını çok iyi gözlemliyorum. Bir kriz yok ortada veya bir işte gıda zehirlenmesi üzerinden polemik üretiliyor. Veya bir etkinlikten hem de kaymakamlıktan alınmış etkinlik üzerinden ama onun için izin almamıştın, şunun için izin almıştın, onu yapmadın, bunu yaptın. Yani amaca bakmaksızın bir kriz yok aslında ortada. Kriz çıkmasını isteyenler var. Bence açıklama yapmak, prim vermekten başka hiçbir şey olmaz. Ama başkanın bir açıklama yapmasını gerektirecek bir husus da görmüyorum. Belediye başkan yardımcısı olarak, dediğim gibi ben kendimi kamu görevlisi olarak tanımlıyorum. Belediye başkanının üzerinden yürütülen polemiklere de herhangi bir açıklama yapıp prim vermek istemiyorum. Ben hele ki balık tutma etkinliği için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Bayram Başkan'ın vefatıyla ilişkilendirmesi beni derinden üzdü. Neden? Ben Bayram Başkan için belediye başkanımızın ne kadar üzüldüğünü bilen, bizzat şahit olan, motivasyonunu kaybetmemesi için bir kardeşi olarak, bir görev arkadaşı olarak elimden geleni yapan bir kişiyim. Kaldı ki Bayram Başkan'ın kemiklerini sızlatırlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Bayram Başkan'ın üzüntüsü üzerinden bir kriz haline dönüştürüp, işte belediye başkanı üzülmedi mi gibi bir krizi doğurup polemik yaratmasından hem biz çok üzüldük, üzülürüz, Bayram Başkan'ı da dediğim gibi kemiklerini sızlatırlar yattığı yerde. Peki farklı bir soru ama nasıl anlarsınız bilmiyorum. Mehmet Uğur Sert Aslan böyle kafasına göre mi hareket ediyor? Hayır. Yani şunu açmak istiyorum. Balık tutma etkinliğinde
Yani bunun bu şekilde sonuçlanabileceğini yanındaki ekipten hiç kimse tahmin edemedi mi? Ya da size sorulmadı mı? Ya da kendi ekibinden hiç kimseye danışmadan mı alıyor bazı kararları? Kafasına göre mi hareket ediyor? Hayır canım, olur mu? Kafasına. Bir belediye başkanı kaldık kafasına göre hareket etmez. Mehmet Uğur Sert Aslan atacağı adımı çok iyi analiz eden bir karakter yapısı var. Bilmiyorum ne kadar tanıyorsunuz. Yakın tanıyanlar iyi bilir. Kimsenin haberi yoktu ve gizlice böyle bir etkinlik yapıldı gibi bir algı var. Hayır, ben biliyordum. Hatta bu etkinliğin içerisine katılıp katılmama konusunda aile düzenimi oluşturdum. Hafta sonu etkinliğiydi. Acaba hani kızım 5 yaşında işte bırakabilir miyim, ben de gidebilir miyim? Gayet de programdan haberdardım. Gayet de kaymakamlığa yazılan yazının, alınan iznin ve izin cevabından da haberdardım. Bu tamamen programlı, planlı yapılmış bir işti. Ama dediğim gibi kriz haline getirilmesini istendi. Bence başarıldı mı? Başarılmadı. Cevap vermemiş olmak, hani sizin tabirinizde cevap vermemiş olmak, bence mecliste belediye başkanı çok güzel cevapladı. Konu kapanmıştır artık meclis konuşmasından sonra. Peki yani alınan etkinlik kararı eksik miydi yoksa komplo muydu o zaman? Komplo değil de neden komplo olsun? Bu etkinlik için gençlerle buluşma etkinliği adı altında bir izin alındı. Sokağa çıkma izni alındı. Ama ceza da yazıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkıldığı için ceza yazıldı. Ama sokağa çıkma izni var. Bu ekipteki herkesin, belediye başkanı zaten herhangi bir izne tabi değil. Hı hı. Konuyu adalet çözer diye düşünüyorum. Mevzuat çözecek. Peki. Göreceğiz. Şimdi o zaman şeye geçelim oradan. Volkan Özgül, kumla revizyon planlarıyla alakalı açıklama bekliyor sizden ama ben evet, sorulaştırdım bunu. Şimdi meclis toplantısında kumla revizyon planları konuşulurken verilen ruhsatlar anlamında belediye başkanı da Uğur Sert Aslan da bunu bir hata olarak nitelendirdi. Oradaki ruhsatlarla alakalı durum nedir? Gerçekten bir hata mı var ortada? Volkan Bey'e selam ederim. Kendisi kumla revizyon planları birebir gündeminde takip ediyor konuyu. Şöyle söyleyeyim. Belediye başkanımız mecliste bir hata ifadesini kullandı mı tam hatırlayamıyorum. Ama ben kesinlikle imar müdürlüğümüz eliyle, imar komisyonumuz eliyle de dahil olmak üzere, ben kendimi de işin içine katıyorum. Verilen ruhsatlarda ne bir hata var, ne bir usulsüzlük var, ne düzenlenen belgelerde bir kayırma söz konusu. Bu başvuru yapan vatandaşlarımız daha önce imar durum belgesi almışlar. Ruhsat projelerini düzenlemişler ve kumla revizyon karşımıza çıkmış. Kumla revizyon planı karşımıza çıktığında bu insanlara hayır sizin ruhsat vermiyoruz, size düzenlemiyoruz demek büyük bir hak mahrumiyetine sebep olacaktı. Bence hak haklıya verildi. Revizyon planı, hayali kurulan revizyon planı, bir firmanın hazırlamış olduğu kumla revizyonu, imar komisyonunun memnuniyetle meclise getirdiği kumla revizyon planının içerisinde bir pürüz olarak görülmesini veya böyle tanımlanması beni ziyadesiyle rahatsız ediyor. Ben bir pürüz, bir hata olarak görmüyorum. Belediye başkanımızın mecliste bazı meclis üyeleri tarafından dile getirdiğinde demek ki burada bir hata mı var, bir problem mi yaşadık şeklinde bir yaklaşımının söylemidir o. Konuyla ilgili hiçbir gocuntumuz yok. Hayali kurulan revizyon planına, içerisine ruhsat verilmiş olan binalara, başvurulara ruhsat düzenlenmiş olması bir hançer olarak nitelendirilmesini ben doğru bulmuyorum. 2 yıldan beri bekliyoruz. Doğru, şu anda da plan şu anda Büyükşehir'den geçerse evet, bir sürü itiraz varken ne yapacaklar, kriz oluşmayacak mı demiş. Doğru, devam söylüyor. Etmiş. Doğru söylüyor. Bir kriz, tekrar bir hani kriz haline Volkan Bey mi? Volkan devam ediyor. Tamam. Bir kriz yaşanmasını tabii ki tercih etmeyiz. İmtinalı yaklaştık. Bu biz göreve geldiğimizde İmar Müdürlüğü eliyle bize sunulan bir revizyon plandı. Bunu ne yapalım, hazırlayalım mı, verelim mi derken konu işte imar komisyonumuzun gündemine geldi. İmar komisyonumuz 17 ay boyunca üzerine çalıştı. 17 ay boyunca çalıştığı
bir revizyon planında çok daha eksik veya itiraza konu bir durumla karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Aldığım duyumlara göre Büyükşehir Belediyesi'nden önümüzdeki ay geçeceği yönünde komisyonla da irtibat halindeyiz. Gelip askıya çıktığında itirazları değerlendiririz. İtirazlar neticesinde bu planın geçip geçmeyeceğine ikna olduğumuzda bir eğer bu plan, kumla revizyon planı geçmeyecekse zaman kaybı yaşamış olacağız. Hı hı. Bu bir gerçek. Eğer kumla revizyon planı kabul görürse, oradaki mülk sahipleri tarafından, parsel sahipleri tarafından kabul görürse muazzam bir plan. İşte gerçek kentsel dönüşüm nasıl yapılır, bir bölge nasıl değer kazandırılır, bir bölge nasıl yaşanabilir hale getirilir planıdır kumla revizyon planı. Böyle imardı, sorundu, hep böyle üst üste araya biraz... Valla imar müdürü gelsin bir dahakine diyeceğim yani ben. Yani biraz öyle çağırmak lazım. Biraz böyle aralara serpiştirmek istiyorum. Sizinle ilgili özelden bir soru sormak istiyorum. Sert bir duruşunuz var. Evet. Tamam, başkan yardımcısı olabilirsiniz ama sonuçta bir bayan, kadınsınız. Böyle bir sert duruş da bir dikkat çekiyor. Bir de yayın başında bir kişi dedi ki seçim zamanından sonra... İşte rehberinden birçoğu kişiyi sildirdi. Yani bunun bir özelliği var mı? Ya da cevap vermeyebilirsiniz. Çok özel olabilir ama böyle bir iddia doğru mu? Bu soruyu sorduğunuzda nokta atışı 3 kişi geliyor aklıma. Doğru, sildim. Çünkü çocukluğumun beraber geçtiği, bir kere arkadaşız, hiçbir siyasi görüşüne bakmaksızın hiçbirimize hakaret etmeden yetişmişiz. Bugün bir adaylık söz konusu olduğunda ben Mehmet Uğur Sertaslan'ı destekliyorum. Kendisi diğer arkadaşımızı destekliyor diye hakaret boyutunda yorumlarıyla karşılaştığım arkadaşlarımı doğru sildim. Ama peki, sert bir mizaç konusunda şunu söyleyeyim. Neredeyse ortaokul yaşlarımdayken, ortaokula giderken bana bu söylenmeye başladı. Sen dışarıdan bakınca çok soğuk görünüyorsun ama arkadaş olduğumuzda çok samimisin. Özel hayatımda evet, ilk gördüğünüzde çok soğuk. Belki o soğuk ifadem mi var tam bilemiyorum. O soğuk ifadeyle belki karşımdaki de bir adım geri atıp kaynaşmak, uzlaşmak, yakınlaşmak biraz daha zaman alabiliyor. Bunun yanında idareci olarak, bir kamu görevlisi olarak belki bu mizacımın arkasında, işte ses tonlamamın arkasında bu da iyice sertmiş, yani bu da iyice tersledi insanı gibi yorumlar kısmen alıyorum. Ama tamamen yapımla ilgilidir, ses tonlamamla ilgilidir, bakışımla ilgilidir. İçimde iyi bir insan vardır, ya yani seveceğim bir insan vardır, insan severim bir kere. Peki yine konuyu değiştirelim, AVM'ye taşıyacak mısınız belediyeyi? Henüz netleşmedi, ben taşınmasından yanayım. Neden? Bir kere sosyal yaşam merkezi, sosyal yaşam merkezi olmalı. Gemlik Belediyesi de belediye hizmeti görecek bir yapıda yer almalı. Şimdi deniyor ki hastane yolunun işte dört yol kavşak ağzındaki parselde belediye binası olsa. Evet, keşke olsa. Çok güzel olur. Keşke bizim yepyeni bir belediye binamız olsa. Ama belediye başkanımızın şu söylemini hiç unutmayalım. Ben Gemlik'te okul inşa etmeden bir Gemlik Belediyesi'ne bina inşa etmem. Lafını unutmayalım. Bizim sosyal yaşam merkezini sosyal yaşam merkezi haline getirmek için bir kere Gemlik Belediyesi'ni oradan tahliye etmemiz gerekiyor. Şimdi bakın, bir müdürlük daha kuracağız. Bir şeyimiz var bizim, bir tamam, şu andayım. Bir yapılanmaya gidiyoruz. Bir müdürlük daha kuracağız. Müdürlük kuracak yerimiz yok. Oda yok. Öyle bir oda yok. Bir makam yok, bir müdürü koyacaksınız, personelleri koyacaksınız, işte toplantı odası yapacaksınız, böyle bir yer yok. Bizim bir kere kamu çalışanlarının çalışma ortamını iyileştirme zaruretimiz var. Bence çok sağlıksız bir yapıda, çok sağlıksız ve kötü fiziksel koşullarda çalışıyor maalesef mesai arkadaşlarımız. Onun dışında tabii AVM'ye taşınmalı diyorum, henüz netleşmedi. AVM'ye taşındığı zaman evet, bir trafik yükü, bir
işte gelenler nasıl olacak vesaire vesaire. Biz bunun bütün altyapısını tamamlamadan Gemlik Belediyesi'ni taşımayı, özellikle AVM'ye taşımayı zaten düşünmüyoruz. En önemli girişimimiz bu yönde e-belediciliğe geçmek oldu. E-evrak, artık sümen, evrak, kalem, imza olayı tamamen bitti. Posta, posta pulu. Bunların hiçbirisiyle uğraşmıyoruz. Bütün yazışmalarımız, bütün cevabi yazılarımız, bütün imzalarımız artık bir bilgisayar ortamında düzenleniyor bizim. Ben buraya geldiğimde çok müjdesini vermek isterdim. E-imar çalışmamız neredeyse tamamlandı. %98 seviyesinde. Hı hı. Belki haftaya gelmiş olsaydım onun müjdesini vermiş olacaktım. Artık bir parselin imar bilgisini öğrenmek için, imar durum belgesini almak için, numarataj belgesini almak için söylediklerimden hani bunun çilesini çekmiş çok insan vardır. Ben de bir dönem bunun çilesini çekenlerdenim. Bir belgenin peşine 15 gün koşanlardan birisiyim. Bir cep telefonu uygulamasıyla artık imar durum belgesine erişebilecekler. Belediye başkanına mesaj atabilecekler. Kentin rehberi cep telefonlarında olacak herkes. Nöbetçi eczaneler, yollar, sokaklar, adresler bunun çalışmasını yaptık. Dolayısıyla bir imar hengamesi içerisinde hiç kimse belediyeye gelmek aslında zorunda kalmayacak. Peki belediyede o baktığımız o karmaşa ya da o trafik hep imar mı? İmar ve mali hizmetlerle ilgili genelde. Yani böyle o kargaşanın olduğu yeri götürmeyip AVM'de biraz daha rahat bir belediyecilik mi düşünüyorsunuz? Hayır. Bu müdürlükleri de taşımalıyız. Belediye bir bütün olmalı. Belediye başkanının çatısı altında bütün birimler yer almalı. Fen İşler ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nü ayrı tutuyorum. Çok fazla iş makinası ve malzeme stoğu olduğu için depoları bulunduğundan onları ayrı tutuyorum. İki müdürlüğü. Bütün müdürlükler bir arada olalım ama insanlar bir evrak için belediyeye gelmek zorunda kalmasınlar. Cep telefonuna indirebilsinler. Kolay tahsilat yöntemi. Bugün 3 saniye içerisinde cep telefonunuzdan para gönderebiliyorsunuz. Ama insanlar hala alışkanlık kazandırmak da çok zor. Vezne kuyruğu bekleyebiliyorlar. Bunu çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Muhtemelen haberiniz olacak. Çok yakın zamanda müjdesini vereceğiz. Bir ikincisi de gene İmar Müdürlüğü ile ilgili e-projeyi de tamamladık biz. Nedir? Ruhsat aşamasında gelen bütün projeler, çıktılar, klasörler, işte evraklar, ıslaklar, masalarda bütün dosyalar, onu da kaldırıyoruz. Tamamen sistemden projesini yükleyecek. Sistemden ilgili arkadaşım kontrolünü yapacak, onaylayacak ve artık ruhsat alabilir. Sadece harcını ödeyip gelip ruhsatını, inşaat ruhsatını alabilir hale gelecek. Peki oradan yine farklı bir mesaj gelmiş. Demiş ki yeni yapılan Marmara Birlik'le Yeni Mezarlık arasındaki o bölgenin imar çalışması var mı? Yetkili ağız bulmuşken sormak istedim demiş Hasan Okur. Var ama 5000'likte şu anda. Gemlik Belediyesi eliyle yapılan bir çalışma değil. Büyükşehir Belediyesi'nde şu anda bölge takip gerektiren bir iş, biz de o takibi yapıyoruz, hiç merak etmesin. Peki. Ama bir zaman alır, bayağı zaman alır. Peki Zeynep Başkan'a selam olsun. Gemliğin sosyal ve kültürel hayatı konusunda fikirlerini paylaşır mı bizimle? Çok sağ olsun, kim sorduysa. Halil Ataş. Halil Bey. Halil Bey'e çok selam ediyorum, sağ olsun, var olsun. Hani biraz espriyle söyledim ama ben kalkayım imar müdürü otursun durumundaydım. Evet, sosyal belediyeciliği çok iyi yaptığımızı inanıyorum. Gerçekten iyi yapıyoruz sosyal belediyeciliği. Bakın elimizde hiçbir liste yok. Şu partiliymiş, bu listeliymiş, şunun yakınıymış, bunun akrabasıymış, şunun eşiymiş, dostuymuş, bir liste yok. Bizim belediyemizde sadece başvuru var. Başvuruya karşılık olarak Sosyal İşler Müdürlüğümüzün bir raporu var. Rapor karşılığında da ama halk marketten faydalanabilir ama diğer sosyal desteklerimizden yararlanabilir. Bir kere objektif olduğu için çok mutluyum, memnunum. Kreş faaliyete geçti. Huzurevi Gemlik'te inanılmaz bir talep vardı, siz de bilirsiniz. İşte Gemlik'e huzurevi. İşte yaptık. Çok da güzel yaptık, çok güzel. Oradaki huzurevi sakinlerimiz çok mutlular. Covid tedbirleri kapsamında çok ziyaret etmiyoruz ama haberleri geliyor. Gerçekten çok mutlular. Böyle huzurlu ortam
verebilmek önemli. Kültürel anlamda biz çok iyi başladığımıza inanıyorum. Çok eleştirildik ama iyi başladık. O kaynaştık, kenetlendik tekrar. En son çünkü bu kadar, yine söyleyeceğim, gemlik taşınıyor da bu kadar kenetlenmiştik. Ama hep beraber şarkılar söyleyebildik. Gemliğin ne kadar güzel olduğunu tekrar görebildik. Ha, sosyal, kültürel faaliyetler derken tabii ki Halil Bey'in söylediğini ben anlıyorum. İşte Gemlik Belediyesi sosyal belediyecilikte ne yapıyor? İşte kültür müdürlüğü ne iş yapıyor gibi sormadığının farkındayım. Ama işte pandemi süreci her belediye olduğu gibi bizi de bir adım geri attı. Ama çok hazırlıklıyız inanın. Bu süreçte biz bina içerisinde altyapıyı çok güzel çalıştık. İşte bunlardan. Sadece pandeminin bitmesini mi bekliyorsunuz yani? Bence bir an evvel sağlığımıza kavuşalım. Bir an evvel tekrar kenetlendiğimiz günlerde buluşalım diyorum. İnşallah. Artık biraz daha soru cevaba dönelim. Yani hiç olmazsa sorum sorulmadı demesinler. Muhammed Bey demiş ki bu gemliğin yolları her zaman kanayan bir yara oldu gemlik için demiş. Şu anda da böyle taksiciyim, balık pazarından Maraslı'ya müşteri çıkartırken ben utanıyorum. Doğru. Tümseklerden de çukurlardan da bıktım, müşteri bile rahatsız Doğru oluyor. Söyle. Lütfen sorar mısınız? Ben giderken demiş. Kendim utanıyorum yani çok haklı. Biz özellikle bir nolu ve iki nolu cadde için burada inanılmaz bir problem var. Yani teritoriyel problemi var, yol problemi var. Biz bununla ilgili bakın çok yakında UEDAŞ'la bir görüşme gerçekleştirdik. Dedik ki burada bu elektrik direkleri var, burada bu kadar kablo geçiyor. Biz burada bu çalışmayı yapacağız ama sen de yatırım programını al ve elektrik kablonunu yer altına al. Biz burada jilet gibi bu iki caddeyi toparladığımızda bir sene sonra, iki sene sonra gelip kazma burayı. Kazıp da ben bu işi yapacağım demeyesin, ona göre dedik. Önce Buski Telekom'la görüştük. Her ikisi herhangi bir yatırım programı olmadığını, bölgede ihtiyaç olmadığını dile getirdi. UEDAŞ ancak genel müdürlüğünden bütçesine aldırdı vesaire sözünü aldık. Şubat ayında UEDAŞ kazmayı vuruyor. Elektrik direklerini, işte elektrik hattını yer altına alıyor. Hemen biz giriyoruz. Yaza kadar bitirmiş oluyor. Yaz sezonu başlayana kadar bitirmiş olacağız. Bu da güzel bir müjde oldu evet. Bence. Bilge Türen mesajınızı atmışsınız. O ona paslıyor, buna paslıyor diye ama hangi konu bilmiyorum. Tekrar atın. Zeynep Hanım'a soralım. Hastane yanında bulunan TOKİ evlerimizde, evet. Evlerimize taş ocağı cadde yanında bulunan isimsiz sokağın asfaltlanması gerekiyor. Neden evet. Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendiriliyor? En azından belediyemizin geçici bir önlemi olmaz mı? Büyükşehir Belediyesi'ne neden yönlendiriliyor? Daha önce buraya konuk olan sevgili Mehmet Öksüz sanırım bir açıklamada bulunmuştu. Hı-hı. Çünkü Büyükşehir İmar Komisyonu'nda bekleyen, yolun onaylanmasını bekleyen bir konu var. Muhtemelen bu ay, en geç önümüzdeki ay ilgili mevzuatı tamamlanıp onaylanır diye düşünüyorum ben de. Öyle bir beklenti içerisindeyim. Planda yol olmadığı müddetçe bir imalat yapmanız doğru olmaz, doğru bir yatırım olmaz, kamu zararı demektir. Dolayısıyla planın onaylanmasını bekliyoruz. Bugün Fenişlerindeydim. Fenişlerin müdürlüğü koordinasyon yaptık. Yatırım programımızda hiç merak etmesinler. Biraz daha sabredelim sadece. Peki. Yine hoşunuza giden sorulardan biri Halis Çelik sormuş. Deniz taşımacılığı Hayır. açısından bir gelişme var mı? Turizm var. Konusunda ne gibi planlarınız var? Günlük tur, balık avcılığı turları konuşulmuştu daha önceden evet, diyor. Doğru. Ne konudayız, ne durumdayız? Tamam. Halis Çelik'e de selamlarımı iletirim. Tanıyorum da. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Şimdi deniz taşımacılığıyla ilgili Gemlik'te bu işi yapacak olanlarla, yapması muhtemel kişilerle, muhtemel tekne sahipleriyle biz Bursa Büyükşehir Belediye'mizin burulaşını bir araya getirdik. Mutabakat sağlandı. Dediğim gibi bu mevzuat işleri ben de illet ediyorum artık hani bu hantal bir yapı var ama inanın ülkemize has değil, bütün ülkelerde böyle. Bunu da daha evvelinden biliyorum, biraz da sorgulama yaptım. Almanya bizden daha hantal bir yapıda.
bir dilekçenize cevap gelmez vesaire olmaz gibi. Maalesef böyle bu cevabı ben de duymaktan, hatta söylemekten hiç hoşlanmıyorum. Ama bekliyoruz o yasal mevzuat, yazışma, izin alma, uygun görüş alma kısmını bekliyoruz. Bu yaza yetişir mi bilmiyorum. Burulaş kontrolünde olacak çünkü iş. Dört gözle bekliyorum ben de deniz taşımacılığını. Peki sizden bir ricamız var demiş. AVM'nin arkasındaki yokuş bildiğim bileli. Hiç kimse ilgilenmiyor orayla demiş. Çok kayıyor. Kaç belediye reisi değişti. Lütfen sizden rica ederim. Tamam. Siz yapın bari demiş. Tamam. Yüzün toplu. Tamam. Mesajları okuyun lütfen yayından sonra. Okuyacağım. Bunu da burada arkadaşımız var. Evet, not alalım not bunu. Not alalım. Yüzün toplu. Evet. Yani çok mutlu etmek insanları bazı konularda çok, çok kolay. Çok küçük bir şey aslında. Aynen çok. Yani kaç tane belediye reisi değişti diyorsa, evet, reis kelimesini kullanıyorsa, evet, evet, ne kadar acı aslında şey. Bu bizim, evet, ayıbımız diye düşünüyorum. Murat Kadir Ateş de şeyi sormuş. Endüstri Meslek Lisesi'ne nasıl gidecekler okullar açıldığında? Evet. Çamur deryası asfalttan karşıya nasıl geçecekler? Ne alt geçit ne üst geçit? Doğru. Böyle bir plan var mı diye sormuş. Planı var. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bölge. Biz karayollarına ilettik, talebi ilettik. Bu konuda birçok partiyi de koordine ettik, talep oluşturduk. Bir kamuoyu talebi olduğu yönünde bunu UKOME'ye de yazdık. Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nde de koordinasyonun sağlanması yönünde. Bu arada ben UKOME temsilcisiyim, bunu da dile getirdim. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde bilgilendirmemizi yaptık. Birebir temasımızda dile getirdik. Gündemlerini aldılar. Bence ivedilikle yapılması gerekiyor. Takip işi bizde. İnşallah onu da kotarırız diye düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar yayına gelen soruları sormaya çalışıyorum. Sevgili Cem, bir daha yazarsan soru seçmiyorum. Sadece soru niteliği taşıyanları yansıtmaya çalışıyorum. Kuzey imar planları, imar yolları neden açılmıyor diye bir soru var. Evet. Neden açılmıyor? Kuzey imar planları imar yollarında, çünkü kadastral parsellerden kalma ağaçlar var, zeytin ağaçları var ve bu zeytin ağaçlarının sahipleri var. Şimdi bizim o bölgede zeytin, her bir zeytin ağacı için bir bedel ödememiz karşılığında bir parasal karşılığında bir para bir meblağ ödememiz mümkün görünmüyor. Belediye bütçesinde mümkün görünmüyor. Bakın biz bir hesap yaptık. Orada ağaç bedeli vatandaşa ödeyeceğimize bir okul inşa edebiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ne olacak peki? Neyi bekliyoruz? Biz neyi bekliyoruz? Hiçbir şey beklemiyoruz. İmar durum belgesi ve inşaat ruhsatı almak isteyen mülk sahipleri belediyemize başvuruyorlar. Parsellerine erişim sağlayacak yoldaki ağaç sahibi olan kişilerden, belediyeden ağaç bedeli istemeyeceğim muvafakatı getirirlerse, eğer hayır ben ağacımın bedelini istiyorum derse, bakın böyle verdiğimiz ruhsat var. Müteahhit bir taahhütte bulundu bize, çözüm üretti. Dedi ki eğer gelip isterse ben ödeyeceğimi taahhüt ediyorum dedi. Biz de makul yaklaştık. Çünkü bakın tarladan arsa vasfına dönüşmüş ve şu anda çok kıymetli, öyle değil mi? Doğru, Kuzey imar planındaki parseller. Yani çok kıymetli bir yerde bir de ağaç bedelini aramayı, ya tabii bilemiyorum kimsenin maddi durumunu, çok bilemem, ihtiyacını bilemem, gözüküyor. Etik görmüyorum. Bunu inanın ben müteahhitlerin hepsiyle bir araya geliyorum. Kuzey imar planında özellikle bir talepleri olduğunda şimdi ne yol izleyeceğiz diye çok görüşüyorum. Hepsi de uzun yıllardır Gemlik'te serbest piyasada çalıştığım için hepsini de yakından tanıyorum. Samimiyetle de söylüyorum. Hepsi de şahidim olur. İnanın ben onların gıyabında konuşuyorum şu an, müteahhitler gıyabında. Hepsi kendisi ödemeye razı aslında. Hani sorun çıkartan olursa ben ödemeye razıyım yaklaşımındalar. İyi bir getirisi olan bir yer. Rantı yüksek bir yer. Burada ağaç bedeli aramayı, belediyeden özellikle ağaç bedeli istemeyi çok doğru bulmuyorum. Mehmet Öksüz'ün programında da sorulmuştu. Bilge Türen yine soruyor. Doğu İmarı Hastane altından Tuğba Eczanesi'ne kadar olan, evet, yer, kusura bakmayın biraz önce eksik yazmışım diyor. Aslında bunu Mehmet Öksüz bildiği kadar anlattı ama sizden de anlatmak. Tamam. Doğu planının sevindim. İçerisinde değil zaten orası. Doğu planı başka bir yer. Dediği bölge başka bir yer. Dediği yer ne biliyor musunuz? Tarımda burası zeytinliktir.
imara açılmamalıdır görüşü gelmiş olan bir yerden bahsediyoruz. Şimdi burada devletin kurumu yapı kayıt belgesi vermiş, elektrik aboneliği vermiş, su aboneliği vermiş, belediye yolunu açmış. Hatta bir önceki dönem çok sevinçle karşılanmıştı. Parke taşı döşenmiş ama siz buraya planı yapmak istiyorsunuz. Planda diyor ki hayır, burası zeytinliktir. Ben zeytinlik görmüyorum, bilmiyorum siz görüyor musunuz orada. Takip edilmesi gerekiyor bu konuda ama takip, kanunun üstünde bir şeyi takip etseniz ne olur? Neyin peşinde koşacaksınız yani? Bununla ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyacımız var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi gereken bir yasal düzenlemeye ihtiyacımız var. Hani en azından şunu söyleyebiliyorum. O bölgedeki vatandaşların kanalizasyon ve doğalgaz ihtiyacını Gemlik Belediyesi'nin bir taahhütüyle çözmüş bulunduk. Dedik ki, şimdi bunlar da yatırımcı kuruluşlar, bütçelerini kullanıyorlar. Yarın öbür gün herhangi bir Sayıştay denetimine tabi olabilecek şeyler. Şöyle sorarlar, az önce demiştim ya, planı olmayan bir yerde, hani TOKİ'nin altındaki yol için söyledim. Planı olmayan bir yerde neden bu imalatı yaptın? Kamu zararıdır demiştim. Aynı şey geçerli. Altyapı kuruluşuna derler, planı olmayan yere neden bu yatırımı yaptın? Neden doğalgaz götürdün? Derler. EPDK sorar bir kere. Biz bunu nasıl açtık? Bir taahhütte bulunduk. Biz Gemlik Belediyesi olarak burada plan çalışmaları yapıldığında mevcut yolları koruyacağız ve deplese hiçbir zaman talep etmeyeceğiz taahhütünde bulunduk. Altında benim imzam var. Bu sayede altyapı bölgeye gelmiş oldu. Milletvekilimizin Zafer Işık'ın da çok emeği var bölgede. Biz orada hem belediye başkanımız hem ben çok temas kurduk Zafer Işık'la. Bu anlamda konuyu bu şekilde en azından hizmet götürebildik. Yakın tarihte de bütün bu kanalizasyon yapıldı. Doğalgaz hattı döşendi. Biraz oturmasını bekliyoruz. Şu an belediyeye çok şikayet geliyor bu hususta. İşte çamur kaldık, mıcır attınız, işte toprak bıraktınız gibi. Ama teknik olarak biraz onun oturmasını beklemek zorundayız. Programımızı aldık, yapım programımızı. Şöyle bir ay içerisinde girmiş oluruz o bölgeye. Bu arada Halis Çelik birkaç kez gelmiş sizin ziyaretinizi. İşinizi bölmemek için habersiz geldim. Birkaç kere de görüşemedik. Selam olsun doğru, diyor. Benden de selam. Ama bir soru daha eklemiş. Belediyeye ait ailemizle gidebileceğimiz bir plaj. Park, plaj. Plaj düşünüyorlar doğru, demiş. Doğru, haklı. Düşünüyoruz. Şimdi hatta hani her soruya o da planımızda, o da programımızda değil ama hani konuşurken dedim ya bizim 62 projemiz vardı. 62 projemizle çok yol kat ettik. Aslında neredeyse büyük çoğunluğunu bitirdik. Kendi üzerimize düşen görevlerimizin çoğunu bitirdik. Küçük Kum'la sahilinin plaj projesini hazırladık biz. Yasaya, mevzuata, yönetmeliğine uygun ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden bu bölgenin yetki sorumluluğunu ve kiralanmasını talep ettik. Başkanımızın yakın tarihli programında bilin ki belediye başkanımız Ankara'ya gitmiş, bunu duyarsanız bu işin son kararını, son olurunu almak için gitmiştir. Eli kulağında değil. Biraz da devam edelim. Güzel sorular geliyor çünkü. Engürcük planları sonuçlandı mı diye sorar Nilgün Atasayar. Sonuçlandı. Depolama birinci etaptan bahsediyoruz. Plan olarak sonuçlandı. 18 uygulaması henüz bitmedi bu bölgede. TOKİ ile ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Soru şimdi TOKİ şöyle karışıyor. Cem Bey şöyle yazmış, Cem Çiçek. TOKİ. Soru bu. TOKİ. Siz de ona tamam. Cevap verin lütfen. Tamam. 3 tane TOKİ demiş. O zaman 3'üne ayrı cevap vereyim. Bir hastane yanında TOKİ var. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılmış olan. Orada zaten Gemlik Belediyesi'nin çevre yolların yapımı vesaire konusunda bir ne bilgi sahibiyiz yapılarla ilgili ne yani bilgi sahibiyiz derken olmamızı gerektirecek bir durum. Başka bir kurumun, başka bir kuruluşun yaptığı bir iş. Tapuları da dağıtıldı. Yapı kullanma belgesini biz Gemlik Belediyesi olarak düzenlendik. O bölgede bir hususumuz yok. Şu çok karıştırılıyor. Cihatlı'da sosyal konut olarak yapılanlar TOKİ olarak bize çok fazla dönüş oluyor. Bu dilekçelerinde TOKİ olarak bahsedenler var. Cihatlı'da bir TOKİ protokolümüz söz konusu. Yakın zamanda TOKİ ile irtibattaydım, siz de bilirsiniz. Protokol Toplu Konut İdaresi'nden bize
iletildi. Meclisimizde ilgili tartışma konuları geçti. Bazı maddeler eklendi. Çok da doğru maddeler eklendi. Toplu konut idaresine tekrar gönderildi. Makam oluru bekliyor. Protokolümüzü imzaladığımız anda inşallah 500 konut sözünü Toplu Konut İdaresi Gemlik Belediyesi'nin Cihatlı'daki parsellerinde başlayacak. Sadece bina anlamında değil, orada bahçe, tabii, peyzaj düzenlemesini de ekleyelim. Tabii, okulu, camiyi, evet, okulu, yeni cami, bir okul kazandırıyor Toplu Konut İdaresi bize. Orada müteahhit eliyle yarım bırakılmış bir okul var, onu da biz tamamlıyoruz. Camisiyle, yoluyla, isnat duvarıyla, sağlık ocağıyla, bölgede iki tane okuluyla çok güzel bir yatırım olacak. Olması gereken TOKİ yatırımı bu olacak bence. İnşallah olacak. Çevre düzenlemesi ve peyzaj konusunda eksik olduğunuzu düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Yusuf Yumru biraz daha peyzaj çalışmalarını herhalde eksik gördü. Her yer beton yığı görüntüsünden biraz çıkarmak lazım. Bağır olan söylemiş. İçerisinde Yusuf Bey'e de çok selamlar. Ben bir ayrı seviyorum kendisini yani. Neden? Mesleğimle alakalı dirsek temasımız çok fazla. İyi işler yapıyor, iyi söylemler geliştiriyor gemlik için. Kaybedilmemesi ve değer verilmesi ve sahip çıkılması gereken bir kişidir Yusuf Yumru. Sağ olsun, var olsun gemliğe, Bursa'ya ve mahalle afet gönülleri olarak kattıkları için. Doğru söylüyor. Şimdi katılmıyorum dedim ama neden katılmıyorum? Mevcut yeşil alanları, mevcut peyzaj alanlarını mevcut haliyle bu kadar yapabiliyorsunuz. Ama evet, geliştirilmeli mi? Daha fazla donatı alanı kazandırılmalı mı? Kesinlikle kazandırılmalı. O zaman neye geliyor konu? Kentsel tasarım, bu kenti yeniden tasarlamak, bu kenti yeniden tasarlayıp kentsel dönüşüm eliyle yeni yapılar inşa etmek. Bütün bunları konuştuğunuzda iş başa sarıyor. 3 kat, 5 kat, 10 kat. Zemin iyileştirme, jet grout muydu, dip mix miydi, işte şu muydu, bu muydu, yeşil alandı, benim parselimdi, benimki niye 5 katlı değildi gibi bir yere gidiyor. Biraz bana kalırsa belediye başkanımızın da mecliste talimatıdır, kentsel dönüşümle ilgili biraz daha bilgilendirme hususunda çalışmalarımızı hızlandırmamız lazım. Bununla özellikle ilgili 6306 ile alakalı. Kesinlikle öyle. Talimat verdi zaten size de. Aynen, kesinlikle. Bununla ilgili bir kitapçık, bir de dijital kitapçık çalışmamız var. Az önce bahsetmiştim. Gemlik kent rehberi artık cep telefonunuzda olacak. Gemlik kent rehberi, bakın çok önemli bir şey. İlçelerde olmayan, genellikle illerin yaptığı bir çalışmadır. İşte App Store'dan, Google Play'den artık kullanıcı adımıza kadar aldık. Birkaç güne kadar indirilebilir duruma gelecek. Buradan yayınlayabileceğimiz dijital dergiler, dijital bilgilendirmelerle, insanların cep telefonunda kolayca okuyup, belki böyle ibarelerle, baloncuklarla göstererek bir daha doğru bilgiye veya daha doğru talebe yönlendirmemiz gerekiyor. Çünkü şöyle bir algı var. İşte benim yapım 85 yılında yapılmış, işte kolonumda, kirişimde çatlak zaten. Bu tarz çok dilekçe geldiği için söylüyorum. Gemlik Belediyesi gelsin, benim binamı yıksın, bana Cihatlı'dan daire versin, parselim de bana kalsın gibi bir talep. Anlatıyorsunuz kentsel dönüşümün ne olduğunu, işte o parselin hala imarlı olduğunu, yapısını yıktıktan sonra yerinde yeni yapı inşa edebileceğini. Tabii mali durum kurtarmıyor. Gene başa dönüyoruz. Bakın gene aynı şey söyleyeyim. 5 katı yıkıp yerine 3 kat yapıyorsunuz. O zaman işte kentsel tasarım burada önemli. Doğru kentsel tasarımı biz yeni mahallede 23,5 hektar alanda ilk adımı attığımızda, bakın etap bütün gemliği günün birinde dönüştürülebileceğine inanıyorum. Yani hayal ama neden olmasın da denip böyle cümle öyle bitirilebilir. Evet. Son bir iki daha soru sorayım. Hani yayından önce demiştim ya, bir izleyenimiz soruları Zeynep Hanım mı getiriyor diye yazan sevgili Cem Bey, tamamını okuyacağım. Kendi cevabınızı kendiniz verin. Cem Dinç zaten okumamakla da beni biraz kızdı, şey yaptı, kızmış bana. 100 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde, tekrar söylüyorum, 100 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde evimin önüne asfalt dökülmesini istedim. Belediye tamam dedi. Yeni mezarlığın oraları asfaltladı. Ama benim evin orayı yapmadılar. Belediye geldi, baktı, ancak halen
yapılacak, 3 aydır bekliyorum demiş. Sanırım 311 nolu sokak. Sokak yazmamış ama tamam, 100 metre 311. ve 3 metre genişliğinde dedi. Yani ben cevap vermek istiyorum ama bu soruyu izleyicilerin değerlendirmesini istiyorum. Ben hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir evresinde ben evimin önüne 3 metre genişliğinde, 100 metre uzunluğunda asfalt istiyorum. Veya ben hayatımın hiçbir döneminde bir kamu kurumunun kapısını çalıp ben bu evramın derhal onaylanmasını istiyorum. Kesinlikle demedim. Bu talebi doğru bulmuyorum. 3 metredir, 2 metredir, 60 santimdir, 100 santimdir ona fen işleri ekipleri karar verir ve yetki sorumluluğu seçerler. İstediği şey Gemlik Belediyesi'nin yetki sorumluluğunda mı? Bakın ben burada sorumluluk atmaktan bahsetmiyorum. Yoksa Buski'nin bir kanal çalışması olacak ve o yatırımı mı bekliyor Gemlik Belediyesi? Yoksa Buski diyor ki hayır ben bu kanalı yapacağım, üzerine yamasını da yapacağım, bu sokağın problemini çözeceğim mi diyor. O şekilde değerlendirmemiz lazım. Başka kurumlar, başka kurumların yatırımlarına girdikleri zaman bu top atmak, sektirmek, pas vermek şeklinde yorumlanmasın. Kamu zararına mahal verecek ve yargılanmanızı gerektiren hususlardır. O şekilde değerlendirilsin. Cem Dinç bir ya bunun altına ya bana özelden mesaj atabilir. 311 nolu sokak olduğunu hatırlıyorum. Konunun karışmış olabilir. Yarın ivedilikle kendisine dönüş yaparız. Sevgili Cem Dinç, dediğim gibi dönebilirsin Zeynep Hanım'a. Bu arada birkaç soru kaldı. Programı da bitirmek zorundayım ama hepsini sorun, adaletli olun demiş Aykut Güleç. Ama soru, balık yiyecek bir yerimiz yok. Doğru söylüyor. Diyor. Bunları yapmak çok mu zor demiş Aykut Güleç. Ha, bunun için kızmış kolay. Bana. Doğru söylüyor ama. Evet. Balık yiyecek bir yerimiz yok. Benim için de yok. Bir balık ekmek yiyemiyorum. Keşke daha güzel bir iki tane var de diyorlar buradan şey gibi. Doğru. Hani esnafımızı da şey yapmayalım şimdi. Yok saymayalım. Doğru var. Yok, ne hayal ettiğine bağlı. Yani evet. Söyle, salaş bir balık lokantası mı hayal ediyorsun? Çok lüks bir yer mi hayal ediyorsun? Hı-hı. Tabii ki balıkçı esnafı var. Yok değil ama insanların hayali herkesin farklı. Gemlik bir kere nasıl deniz bir kenti, yani? Deniz kenti olduğu için balıkla ayrı düşünülmesi mümkün olmayan bir yer. Gemlik gibi nereye giderseniz gidin, ana gıda maddeniz balıktır veya ana ikramınız veya misafirinizi esas götüreceğiniz yer balıktır. Ya bu reva görüldü Gemlik'e yıllarca. Üzüntüyle izledik, göreve geldik. Bu konuda da canla başla çalışıyoruz. Teşvik edecek çok güzel projelerimiz var. Gemlik'i ne kadar tanıyorsun? Hangi anlamda? Yani mühendislik yapısını merak mı? Etmiş. Volkan Bey merak etmiş. Zeynep Hanım Gemlik'i ne kadar tanıyor demiş. Ben Gemlikli her değilim. Açıdan. Tamam. Volkan Bey belki bir yere çekmeye çalışıyor mu bilmiyorum. Şimdi öyle şey yapmayın. Volkan ben, Arda bu arada. Özgül değil. Tamam. Gemlikli değilim. 93 yılından beri Gemlik'te yaşıyorum. 38 yaşındayım. Burada doğmadım. Ama burada büyüdüm. Gençliğim burada geçti. Çocuğum burada doğdu. Ben burada evlendim. Ve eşimin Gemlik'le çok bağlantısı olmamasına rağmen Gemlik'te kalmayı tercih ettim. Gemlik'te yaşamayı istedik. Biz aile olarak burayı çok seviyoruz bir kere. Ve meslek hayatıma burada başladım. Meslek hayatıma başladığım için sokağını, caddesini, hangi bölgede neye ihtiyaç olduğunu, mühendislik problemlerine hakim olduğumu düşünüyorum. Ama tanımaktan kastı, belli başlı dinamikler var ya Gemlik'te, bazı aileler, bazı akrabalar, işte onları tanımakta kısmen bazen zorlanıyorum. Çok o tanımak da Gemlik'i tanımak değil bence. O yüzden hangi anlamda Gemlik'i tanımak diye soruyorum. Ben de eğer o kadar açarsa, sorduğu için sordum. Eğer açarsa cevaplamaya çalışırım. Tanıyor muyum, tanımıyor muyum? Bir Cem bakalım. Dinç'in sokağı da Umur Bey Mahallesi 9 nolu sokakmış bu arada. Umur 311 Bey. Değil Umur Bey Mahallesi. Oraları Umur Bey Mahallesi diye geçiyor. Mezarlığın oraları da. 9 nolu sokakmış. Lütfen tamam. Not alın. Evet, not alalım. Bir takibini bakalım. Yapsın. Bir Gül Yıldız'a da okuyayım artık yavaş yavaş da bitirelim. Orada zaten yol gözüküyormuş imarda. Cem Dinç'in dediği.
devam ediyor yazmaya. Ana caddelerimizden biri Ilıca Caddesi'nde hiçbir şey değişmedi. Esnafların önü adeta araba parkı gibi. Sokak lambaları evlerin içine girecek. Evet. Yatık çirkin bir şekilde Gemlik'in geniş caddelerinden bir tanesi. Sadece bina yapıları değişti. Eski evler yeni ev oldu. Bir tane çimenli yeşillik yok. Doğru. En önemlisi park yasağı yapılabilir. Orangaz Caddesi ip gibi bir cadde. Biraz güzelliğin de bulvar gibi olur. Bu caddede güzel bir bulvar olur diye düşünüyorum. Ben Perşembe sabahı UKAME kuruluna katılacağım. Ve bu talebi bizzat aynen yazdığı gibi UKAME kuruluna önergeyle sunacağım. Sözüm olsun, cevabını da kendisine vereceğim. Kurulun nasıl değerlendirdiğini. Bir gül yıldız. Tamam. Trafiğe kapatılmasıydı. Neydi, bir tekrar alayım unutmadan. Okuyacağım sonra mesajları ama. Ilıca Caddesi'nde hiçbir şey değişmedi. Esnafların önü adeta araba parkı gibiydi. Evet. Doğru söylüyor. Evet. Sokak lambaları evlerin içine girecek gibi diyor. Onu da görüşeceğim. Yatık çirkin bir şekilde duruyor. Doğru söylüyor. Lambaları. Yakışmıyor, evet. Bir şekilde Gemlik'in geniş caddelerinden bir tanesi diyor. Sadece bina yapıları değişti. Doğru, orada yıkılanların yerine yenileri geldi. Aynı şekilde. Ama çimen yeşillik yok diyor. Lütfen takip edin madem. Tamam. Yok, şeyle ilgili, trafiğe kapatılabilir ya da park yasağı olabilir demişti. Onu yazabilirim UKOME'ye. En önemlisi park yasağı yapılabilir. Park yasağını söz veriyorum, yarın UKOME gündemine önergeyle sunacağım. Peki. Cumhur Aydın'da ben biraz geçtim ama Kumla'da otobüslerin park için 2 sene önce konuşmuştum diyor. Evet, doğru. Cevap vermek ister misin? Nedir? İsterim. Sorumu yönlendir demiş Cumhur Aydın. Park alanını belirlesek de şu anda bizim o park alanını planlarda belirtmemiz gerekiyor. Doğru mu? Şu an Kumla revizyon planı var. Hı hı. Bizim kendisine veya o bölgeye otobüs parklanması için göstereceğimiz alan her an planda başka bir alan olarak tescillenebilir. Biraz daha sabrederse şu Kumla revizyon bir gelsin Gemlik'e, Gemlik Belediye'mize bir askıya çıksın bir görelim. Belki orada bu ihtiyacı plan içerisinde nasıl öngörüldü, o kısmını değerlendirmemiştim. Bir bakalım. Şu yani bugünün problemi değil ama yaza doğru yazın sıkıntı olacak, farkındayım. Gereğini yaparız o anlamda. Gözde Murat, imar ile ilgili bir sorum olmuştu ama cevap alamadım. Lütfen bir daha yazar mısınız? Hemen program kapatmadan okuyayım. Sahiller için yazdım demiş Sinan Kahraman. Yaz geliyor, yine Kumla'ya mı esir olacak Gemlik halkı demiş. Var mı buna bir cevabınız ya da bir fikriniz? Yani mevcut durumda Gemlik'i de bir süre daha bu haliyle götürmek zorundayız. Ha, Kumla'yı, Kumla projesini başkanımız bizzat takip ediyor. Yaza yetiştirmek istiyoruz. Uygun görüş geldiği takdirde yaza yetiştirmek istiyoruz. Ne zaman gelecek o uygun görüş? Şimdi şöyle biz... ya da gelecek mi diye mi sorayım? Büyükşehir'den değil. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden, hı, Ankara'dan uygun görüş bekliyoruz. Bir 8 ay oldu herhalde, bekliyoruz. Başkanımız artık kendi kalkıp gidiyor. Yani Ankara'ya gidecek yani. Evet. Yani bu süreçte neden? Pandemi süreciyle kurumlar, görüşmeler vesaireler kapalıydı. Telefon trafiği ve milletvekilimizin takibiyle yaşıyordu. Başkan dedi ki ben gidiyorum, bana program oluşturun, evrağı alıp geleceğim. Peki Gemlik halkı ile beraber yönettiğinizi düşünüyor musunuz Gemlik'i? Düşünüyorum, evet. Şimdi o zaman hemen bunu soran Volkan Bey, oradan hemen Murat Çengeltaş'ın bir sorusu vardı. Hı hı. Ben atlamıştım o soruyu ama madem beraber yönetiyoruz dediniz. Doktor Seyfi'nin evinin, evet, o mecliste ben de katılmıştım o meclise. Halk istemiyordu. Neden böyle bir karar alındı sizce? Çok kısa, çok uzatmaya gerek yok. Yani oy birliğiyle geçmedi mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Oy birliğiyle sadece bir itiraz, çekimsel özür dilerim vardı. Oy birliğiyle geçti. Meclis, ya bakın, şimdi Doktor Seyfi'nin anılarını yaşatılacak bir müze alanı da orada sergilenecek. Müze de olacak. Aynı zamanda mübadele evi de olacak. Bir meclis kararı var. Bakın, geçmiş dönemde alınmış meclis kararı Girit Rumeli mübadillerini Doktor Seyfi veya Doktor Ziya Kaya gibi ve benzeri denmiş meclis kararında yerlerin restorasyonunun yapılarak kendilerine tahsis edilmesi denmiş. Ve geçmiş yönetim bununla ilgili tüm yazışmaları, görüşmeleri bitirip Doktor Seyfi'nin evine kanaat getirip burada bir restorasyon çalışmalarına başlamış. Şimdi burada meclis kararını mı uygulayacaksınız? Yoksa Doktor Seyfi'nin, sadece Doktor Seyfi'nin anılarını yaşayacak bir sağlık evi mi yapacaksınız? Ne yaptık biz burada? Bir barış, dostluk, kardeşlik
temennisiyle idarede karar verip aşağı indik. Yani meclis aşağıda olduğu için diyorum, aşağı indik ama bir tepkiyle karşılaştı. Bütün meclis üyeleri tepkiyle karşılaştı. Ben şaşırdım. Bu karar da geçmiş oldu. Murat abiyi anlıyorum. Konuya çok hassasiyetle yaklaşıyor. Biraz iyi tarafından bakalım. Hani şey vardı ya, seçime 10 gün kala bir program yapacağız diye. Muhakkak bu soruyu sorum canım. Tamam. Yeter ki sağlığım yetsin. Tamam. Serkan Bey, Yeniköy Mahallesi'nde 3 hane yaşıyoruz. Taş döşenmesini istiyoruz. Döşemiyorlar. Söyledik ama ana yollara döşeyebiliriz diyorlar. Nereye gitmemiz lazım bizim de? Şimdi bizim Şahin Çam. Yeniköy'de bütün köylerde programımızı yaptık. Neredeyse yolu yapılmamış yerimiz kalmadı. Yeniköy'de bunlardan bir tanesi. Muhakkak o üç haneye giden yolları yol değildir. Veya yol üstünde bir parsel vardır. Yol geçiş izni hakkı almamışlardır. Veya işte kadastro yolu başka bir yerdedir, imar yolu başka bir yerdedir. Bunlar bu vatandaşların ikamet ettiği yer başka bir yerdedir. Yarın bir bakayım, değerlendireyim. Dediğimi %100 savunuyorum. Muhakkak öyle bir durum vardır. Gene elimizden geldiğini yaparız. Şimdi siz böyle hemen böyle bir kelime arasında ya devam edelim deyince tabii sorular gelmeye edelim, başladı. Sakıntı yok benim için. Şöyle teşekkür ediyor temizlik görevlilerine. Filiz Yılmaz Akkuş. Ben de hatta Osman amcamızın videosunu yayınladım. Gördünüz mü onu, izleyebildiniz evet, evet, mi? Evet. Temizlik görevlilerine teşekkür etmiş. Bir de Onur Yılmaz'ın bir farklı bir durumu var. Manastır esnafı sevgili Onur. Hem outlet hem takıştır firması orada. Onların önünde bir yol var. Orası diyor otoban gibi maşallah diyor. Evet. Orası parsel içi yol bu arada. Aynen. Bilgisi olsun. Belediye yolu değil. O parselin içidir orası. Hı. Parsel içinde bir yer. Nedir talebi? Yani orası da bizim burada araç yolu olmadığı halde diyor otoban gibi kullanıyorlar bizim burayı diyor. Onun ayrı bir derdi de çok özür dilerim. Site yönetim kurulu kararı alırlarsa kapatabilirler araç girişini. Öyle mi? Evet. Onun bir ayrı derdi de böyle mesela belediye başkanı işte belediye başkan yardımcısı da çıktı esnaf geziyor. Ya bir şey oldu kimse gitmiyor oraya yani orayı lütfen gidin. Oranın esnafı da. Manastır yani, ama. Tabii tabii. Ben orada oturuyorum. Öyle mi? Evet. Arada günaydın. Bir uğrayım var. Çok dertli. Uğruyorum. Onur çok dertli. Bir çayını içmeye diye ben sözünü almış olayım. Belediye başkanı yeğeni olur kendisi ama. Tabii. Ya öyle ama biraz da onlar serzenişi herhalde. Ama sadece şeyden değil. Odadan da mesela. Oda başkanı da gelmedi diyor. İşte ne bileyim partiler bayrak dağıtıyor. O da gelmedi diyor. Vallahi ben oradaki, de dile getiriyorum inadına. Oradaki esnafın hepsini tanıyorum. İlk giden kazanacak bu arada bak diyor. O esnafın hepsini tanıyorum. Orada oturuyorum çünkü ben. Orada ikamet ediyorum. Hı hı. Oradan alışveriş yapıyorum. Orada sohbet ediyorum. Belki işte bir küpe, çanta bir şey mi almadım son zamanda? Acaba şey Onur'u alma, Onur'u atladık herhalde o yüzden. Olabilir, tamam. Olabilir. Ziyarete gideceğim. Bir çay içmeye zamanda. Gidin. Tamam. Dediğim gibi ilk giden kazanır. Çok oranın esnafı çok kırgın. Belediyemizin esnafımıza ne gibi projeleri oldu? Özellikle pandemi döneminde çok kısa anlatırsanız alırım. Evet. Yasemin Deniz. Kapatılan iş yerleriyle ilgili bir kere genelge kapsamında bir meclis kararımız var. Belediye kiracılarından kapatılan iş yerlerinden kira alınmaması, diğer kiracıların da ülkenin ekonomik gidişatından, pandemi süreciyle etkilendiğinden kiralarından %50 indirim yapılması kararı var. Bu bir. Bu belediye kiracılarıyla ilgili. İkincisi kapatılan iş yerleri. İşte kafeler, işte oyun salonları, işte kahvehaneler, çay bahçeleri. O kadar yürekten anlıyorum ki bakın ben üniversiteyi annem kafeterya işleterek, Gemlik'te tek başına bir kadın olarak kafeterya işleterek beni okuttu. Büyüttü sağ olsun, Allah razı olsun. Benden daha iyi kimsenin anlamayacağını düşünüyorum içlerinde bulundukları durumu. Allah yardımcı olsun diyorum. Bununla ilgili bir duyuru yapamadık mı acaba? Bunu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile yarın bir irdeleyeceğim bu sorunun gelmesinden dolayı. Etkilendiğini beyan eden Esnaf Sanatkarlar Odası'ndan da kapanmış esnaf olduğunu beyan eden vatandaşlarımız bir Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvursunlar. Orada yardımda bulunulacak kendileri. Hala devam ediyor mu? Ediyor yardımda? Ediyor tabii tabii. Peki. Çevre yolu itfaiye karşı sanayi görünümünde görüşlerini alabilir miyim demiş Hüseyin Bence Bey. Bence de doğru söylüyor. Sanayi görünümünde. Evet.
Okul projeleri bizi çok mutlu etti. Fakat evet. Gemlik'te var olan okulların depreme ne kadar dayanıklı olduğu araştırıldı mı? Çocuklarımızı güvenle gönderebilir miyiz demiş Arzu Durmaz. Araştırıldı. Nasıl araştırıldı? Valilik bize İzmir'de yaşanan, Seferihisar'da yaşanan depremle birlikte bir kararname gönderdi. Dedi ki işte ilçedeki tüm kamu yapılarının tespiti, gözlemsel bir tespit metodu vardır, bilimsel metot. Bununla ilgili tespitlerinin yapılıp sunucuya bağlanarak tüm verinin girilmesini dendi. Bizim bu yapılan tespiti tabii valiliğe sunuyoruz biz. Bir, herhangi bir öngörüde ancak arka planda bulunabiliyoruz. Buna görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre riskli bir yapı, olası bir riskli yapıyla karşılaşmadıklarını beyan ettiler. Doktor Seyfi ile alakalı Murat abi sordum soruyu. Ben sormadan herhalde yazdım. Bir de yazın gerçek ciddi, ben de buna katılıyorum. Manastır giriş çıkışındaki o lambalarda ciddi trafik oluyor. Evet. Onunla ilgili bir planınız ya da projeniz sizi alakadar etmeyebilir belki. Yani trafikte karayollarıyla alakalı olabilir ama var mı herhangi bir projeniz? Trafik tıkanıyor olsa da ben orada trafik lambalarının doğru uygulama olduğundan %100 eminim. Çok kaza yaşandı o belki bölgede. Belki küçük bir dokunuş mu istiyor acaba orası? Belki bir sinyalizasyon da bir mühendislik çalışmasıdır. Evet. Belki o dakikanın ayarlanması, işte sürenin belirlenmesi kısımlarında bir çalışma yapalım. O bölgeden çok yoğun bir talep geliyor. Ben buna buradan cevap vereyim. Belediyeye de başvuru geliyor. Herkese ayrı ayrı yazılı cevap veriyoruz. Başımızın üstüne de cevap vermeye de devam ederiz. O bölgede fabrika evleri önünde çok kaza olduğundan belediyemizden bir hız kesici yükseltici istiyorlar. Bakın, karayolunda yükseltici yapmak, hız kesici yapmak yasaktır. Kazaya, daha çok kazaya sebebiyet verdiğinden yasaklanmıştır. Karayolu üzerinde hız kesici maalesef mümkün değil. Artı ambulans ve itfaiyeleri de düşünmek aynen gerekiyor. Hani yapım sorumluluğu da bizde değil. Daha duyarlı, daha dikkatli olmalıyız. Ben de o bölgeyi çok sık kullanan bir sürücüyüm. Dikkat edeceğiz. Sürüş tekniklerimizi o bölgede daha böyle evimize bir an önce yetişelim gibi değil. Biraz daha yavaş. O bölgede çok sollama yapılıyor mesela. Çok yani direkt ehliyetini iptal etmeli. Tamam. Çok kesin iptal. Orada sollama yapılmaz çünkü. İş Zeynep ablaya kadar döndü ama Kaan küçük Zeynep bir kardeşimiz abla. Galiba. Kaan Emre Çelik demiş ki yaz için ne müjdeleri var bize? Luna Park, yüzmek gibi havuz, sirk falan var mı? Bir müjdesi var mı demiş. Böyle giderse yok da pandemi maalesef. Evet. Gene de bir cevap verin. Yani tabii daha eğlenelim, bir arada olalım dediğim gibi o kültürel etkinliklerimize geri dönelim istiyoruz. Sirk konusunda, sirk dendiği için benim ayrı bir hassasiyetim var. Hayvanların sirklerde eğlence malzemesi olarak kullanılmasına kati karşıyım. Böyle bir etkinlik yapmaya belediyemizin düşüneceğini dahi düşünmüyorum. Yaparsa da kesinlikle katılmam. Yapılmaması için de elimden geleni yaparım. Ama Luna Park'ta olsa hayır demem. Akrobasi gösterileri olabilir. Luna Park olursa ben de sevinirim. Kızımı götürürüm. Gözde Murat sormadınız demişti. Hemen gelmiş. Eski devlet hastanesinin bir bölümüne imar açıldı. Kalan kısımları da imarla ilgili bir gelişme var mı demiş. Var. Bunlar hep kuzey işte ikinci etap, üçüncü etaplardan bahsediyor. Bunlar da o bahsettiğim bürokratik yazışmalar, Büyükşehir Belediyesi'nde kurum görüşleri gibi işlemleri devam ediyor. Hayırlı akşamlar. Haydarya Mahallesi altyapıya ne zaman müdahale edilecek? Altyapılar dereye akıyor. Kumla Barajı'na akıyor. Saygılarımı sunarım demiş Bülent Bey. Doğru söylemiş. Haydarya planlamada çok geç kalınmış. Şu an köy yerleşik alan statüsünde. Keşke zamanında oradaki bir kıymet bilinip bu kadar yapılaşmadan evvel bir plan çalışması başlatmış olsaydı birileri. Yani bir şimdi aldığımız duyumlara göre de çok da talep gelmiş bu yönde. Kabul görmemiş, plan çalışması yapılmadan dediğim gibi altyapı çalışmasının yapılması mümkün değil. Planla ilgili imar müdürlüğümüz gerekli doneleri toplamaya çoktan başladı. Yani bu tarz cevap vermekten çok onu da yaptık, bunu da zaten çalıştık gibi sürekli aynı cevabı vermek istemiyorum ama öyle yuvarlayayım ben şu anda. İmar müdürlüğümüz çalışmaya başladı. Seçime 10 gün kala tekrar program yapacağız. Bunların hepsini sorabilirsiniz. Bunların hepsini tekrar soracağız, bunları hep kaydediyoruz. Gemliğin girişini de Zafer Işık takip ediyor ama değerli milletvekilimiz, gemliğin girişini de artık lütfen düzenleyin. İznik gibi
bir yerde köprüler yapılıyor, bizim girişe neden bir viyadük yapılmıyor demiş. Hı hı. Haklı bir soru. Geminin girişinin tekrar eskisi gibi açılması yönünde. Ben bir çalışma yaptım, eskiz üzerinden bir çalışmaydı. Mümkün olamayacağı kanaatine belediye başkanımız ve milletvekilimiz Zafer Işık'la birlikte eski süreçten de bilgi alarak kanaat getirdik. Bir viyadük, batçık, işte döner kavşak yapılmalı. Çok yakın zamanda hatırlıyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü, sevgili Şamil Yiğit, Zafer Işık, işte AK Parti meclis üyeleri bölgede fotoğraf çekmişlerdi. Ben de bekliyorum. Yani ben de dört gözle acaba bu yatırım ne zaman, bu müjdeli haberin orası için olmuyor ama Alemdar Caddesi için şey yapıldı, ihale yapıldı en son geldiğinde biliyorum. Hı hı. Ben de bu eleştirile katılıyorum. Murat Cengeltaş bir eleştiride bulunmuş. Geçmiş belediyeyi birçok konuda eleştiriyorsunuz. Ama işinize gelen diyeyim, hani amiyane tabirle işinize gelen bölümde onun kararıyla Doktor Seyfi'nin evini verebiliyorsunuz demiş. Ben de katılıyorum. Ama tabii sadece siz anlamında değil, bütün Gemlik Belediyesi anlamında. Gemliğin sporuna katkı yapın. Bu memleket futbolda özellikle çok geri kaldı. Herkes konuşuyor demiş. Aykut Güleç. Spor anlamında nasıl katlı otoparkın başarılı görüyor musun diye sorulaştı. Katlı otoparkın üstünde bir çalışma başladı şu anda. Takip ettiniz mi bilmiyorum. Kapalı spor salonlarının yapılabileceği bir yer yoktu. Kapalı spor salonlarını işte bahçede yapanlar, işte top sahasının yanındaki, işte ambulansın park ettiği alanda yapan gencecik çocuklar vardı. Çok güzel bir proje olacak bu da. Şu an bütün taşıyıcı sistemi ve çatısı kurulmuş durumda. Şimdi ince mimari işçiliğe geçiyoruz. Tez zamanda burada da kapalı spor salonlarını icra edebilecekler. Ama tabii spor anlamında yeterli mi? Biz işte bu sorunun karşısında işte katlı otoparkın üstüne bir yer yaptık ya gibi basit kalıyor bu cevap. Kabul ediyorum basit kaldığını. Mevcut yıkılan Endüstri Meslek Lisesi'nin olduğu bölgede bir spor sahası, spor alanı, spor etkinlikleri merkezi kurulması gerekiyor. Bu konuyu belediye başkanımız Mehmet Uğur Sert Hasan takip ediyor. Zafer Işık de bu konuda destekçi ve takipçisi. 2 saat 5 dakikadır yayındayız. Öyle mi? Evet. Biraz daha cevapları kısaltalım. Beni şey bırakın, ben çok konuşurum yani. Biraz daha hızlanalım. Herkesin gönlünü alıp bittiği anda hemen yayını keseceğim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bu işte abla oldu, işte şu oldu, bu oldu. Bakın ben göreve geldiğimde bana bağlı müdürlüklerin birçoğunu tanıyordum aslında. Tanımadığım arkadaşlarım da vardı. Herkesle bir araya geldik, tanıştık, kendimi tanıttım tanımayanlar için ve şunu söyledim. Bana başkanım diye hitap etmek zorunda değilsiniz. Canın ister başkanım dersin, canın ister Zeynep Hanım dersin, canın ister Zeynep abla dersin. Hatta ben çoğu daire müdürüne, mesela Fenişleri müdürümüze Mustafa abi diye hitap ederim. Benim için beylik, hanımlık başka bir tabirdir, olması gerekir. Ama başkanım, müdürüm çok ağzıma da gelmez, kulağıma da hoş gelmez. Söyleyene saygı duyarım, söylemeyeni yadırgamam. Belediye, kamu personelleri dahil abla diye hitap edebilirler. Kaldı ki ben de bu gemliğin bir evladıyım. Yolda gören de abla diyebilir, Zeynep de diyebilir, Zeynep kardeşim diyebilir, Zeyno diyebilir. O kadar da abartmayalım. Hop başkan yardımcısı diyebilir, istediği gibi hitap edebilirler. Yani. Bekçilerin evinin ana kucağı olması, büyükşehirin böyle bir şey karar vermesi, evet. Gemlik Belediyesi'ne rakip mi diye Hayır. değerlendirmek lazım Hayır. yoksa bir eksik vardı onu mu fark etti? O bölgede eksik vardı. Doğru yönetilirse çok da doğru bir proje olur. Doğru yönetilip yönetilmediğini zaman mı gösterecek? Yani doğru yanlışı neye göre doğru, neye göre yanlış tabii bilinmez. Çok hatalı işler yapıldığını öncesinde gördük. Evet. Onun için. Kreş, evet, o bölgenin çocuklarının kreş ihtiyacını karşılama yönünde doğru bir hamle. Tebrik etmek gerekir. Peki. Şenay Hanım, Şenay Yılmaz, Sius AVM ile ilgili, belediyenin taşınmasıyla ilgili konuştuk. Siz yeni geldiniz sanırım. Hüseyin Dalgıç, biraz evvel yardımlardan bahsettiniz belediyenin pandemi esnafıyla. Esnaf da pandemiyle. Kantinlerde bu yardımdan faydalanabilecek mi? Faydalanabilir. 10 aydır kapalı demiş. Faydalanabilir. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvursunlar. Tamam. Kantin işletmeci olduğunu beyan etsinler.
Ya önemli olan ne biliyor musunuz? Ya esnaf sanatkarlardan ya ticaret sanayi odasından ya da işte kantinci ise işte kantin işletmecisi olduğuna dair bize bir resmi evraklı beyanda bulunsun. Müdürlüğümüz kapalı işletmedir, gelir kaybı yaşamaktadır. Kararına bağladıktan sonra yardım almaya başlıyor. Yardım almaya başlayacak. İyi yayınlar. Bilindiği üzere terminal köprüsü trafik düzenlemesi acilen önlem alınması Hisar evet. Mahallemize ve Umur Bey giriş çıkışlarına kazaları iyice arttı demiş Özcan Gün. Kısaca evet. Ne dersiniz? Evet, haklı görüyorum. Yanlış planlama, yanlış yatırımların sonucu trafik yükü ve nüfus artışını öngörmeniz lazım bazı yatırımları yaparken. Yeni bir imalat orası ama kaldırmıyor şu anda bölgeyi. Taşımıyor bence. Alalım gündemimize bu konuda. O zaman bir tane de soru tarzında değil, böyle güzel bir mesaj okumak istiyorum ama ismini söylemeyeceğim. Şimdiye kadar karşı karşıya programına katılan en iyi siyasetçi. Sağ olsun. En azından eksikleri söyleyen veya eleştirileri haklı buluyor. Tebrik ederim demiş. Kimin yazdığını da programdan sonra merak edin. Termal otel olarak yapılması planlanan sıcak su mevkiinde bir gelişme var mı? Kısaca soralım Adem Bey. Termal otel alanıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi burada bir imalata başlamıştı. Hı hı. Sonra neden olduğunu çok benim de o dönemde bilmediğim, daha sonra göreve geldikten sonra vakıf olduğum sebeplerle yatırım durdurulmuştu. Şimdi yine bir hareketlilik var. Büyükşehir Belediyemiz burada bu imalatı tamamlama yönünde yeni bir müteahhitle veya tam emin olamıyorum eski müteahhitle sözleşmeyi devam ettiriyor olabilir. Benim orada merak ettiğim şey aslında bir jeoloji mühendisi olarak merak ettiğim şey sıcak su kaynağının hala varlığını koruyup korumadığı. Ona bakamıyor muyuz? Komple biz de giremiyoruz mu? Şantiye sahası şu anda bölge. Hani açın kapıyı ben geldim sıcak su var mı hani göreyim diyemezsiniz tabii. Belediye de mi diyemez bunu? Siz gidip kontrol edebilirsiniz. Kurumlardan, şu an Büyükşehir Belediye yetki sorumluluğunda olduğundan su herhangi bir su kaybı olmadığı yönünde bilgi alıyoruz. Anladım. Gözümle görmedim. Bunu tamamen jeoloji mühendisi yorumuyla yaklaşarak yapıyoruz. Zeynep Hanım'ın ilk belediye kadın başkan yardımcısı olduğunu sizlerin programında öğrenmiş olduk. Ben de olduktan sonra. daha çok kadın yönetimlerde olması, yer vermesi Uğur Başkan'a evet. Teşekkür ederim. İlçemizde bilmiyorum ilçe müdürü kadın yöneticimiz varsa programımızda görmek isteriz. Nüfus müdürü galiba bayandı. Evet. Onun dışında nüfus müdürümüz bayan. İşte ilçe yazı işleri müdürümüz bayan. İşte bizim daire müdürlerimiz var. Aksel Hanım var. Mali hizmetler müdürümüz. Aynen doğru. Bukle Hanım var, Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğümüz. Muhtarımız var, Selim Koçdemir. Ondan sonra... Tamam, hepsini saymadım. Belli aman, ki çok aman, var. Aman saymadım diye... Atlamayalım. Ama onu böyle şey yapmayan bir soruydu, hiç beklemediğim bir soruydu. Bu arada ben de oturup soru sayacağım ya da saydıracağım arkadaşlara. Bu programda belki 100'e yakın soru sorduk. Şimdi tabii belediye başkanı ile alakalı da işte Uğur Başkan teşekkür etmiş ama... keşke bir programa da o gelse ki bu 100 tane soruyu bana sorabilsem. İşte basın toplantısını yaptık. Bir ortak i̇şte yayın yapılmıştı. Gazeteci başına 2 soru kaldı. Maalesef öyle oldu. İşte zaman aslında biz de 2 saatte ve gene hep imar soruldu. Aynen doğru. İmar konularında. Hani baktığınız zaman evet. Bugün de imar konuşuldu ama bakın sonlara doğru soru cevapta bir sürü soru geldi. İnşallah belediye başkanı da bir gün görürüz. Tamam. Ama artık iyice hızlanmamız lazım. Ulusal marketlerde iş yeri açma ruhsatı verirken nelere dikkat ediliyor diye hemen kısaca cevap alsam. Bazı konularda müdahale ediyoruz, kabul ediyorum. Bölge esnafının yakın civarda market veya bakkal ruhsatlı iş yerinin zedelenmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bir yasal mevzuat var. Ruhsat almasına da engel olamazsınız. Ama müdahale ettiklerimiz oldu. Açıkça söyleyeyim. Burada sen bu işi yapma ya kardeş. Bak burada esnaf arkadaşımız var. Mağdur olacak dediğimiz oldu ve işi durdurduğumuz da oldu. Peki. Narlı köyündeki ve diğer sahil köyündeki imar sorunu hakkında ne düşünüyor demiş kısaca. Ne düşünüyorum? Yine bir kanun düzenlemesi. Bunun çözümüyle ilgili bir yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Ama mevcut yapının tamiratı, tadilatı yönünde geçti. İnanın pek yapacak bir şey yok gibi gözüküyor. Peki.
zeytinin yanında orman vasfı gibi olan yerleri oradaki zeytin sahibine ait iken başkası gelip gasp ediyor. Bu durumlarda ne yapabiliriz demiş Aykut Bey. Bir şey bildirirse bize, nerede yaşadı bu olayı, ne oldu? Aynen, biraz da detay vermesi gerekiyor. Evet. Size ulaşmasını hiç olmazsa aynen söyleyelim. Kim ne derse desin, Zeynep Akış, Serin Türk Gemlik için çok yararlı bir jeoloji mühendisi ve iyi yürekli bir anne, eş bir söz ile 10 yıldır olmayan eski yönetimin yapmadığı mezarlık sorununu anında çözdü. Müteşekkirim kendisine. Doğan Bey. Doğan amca, Serkan lütfen oku demiş. Çok o yüzden selam okudum. Ederim, ellerinden öpüyorum. Kuzey ikinci etapta imar çalışmaları daha evvelki belediye zamanında çok adaletsiz arsa sahiplerine bir uygulama yapıldı. Arsa sahiplerinin hakkı hukuku gözetilsin. Arazi sahiplerine kendi yerlerinden arsaları verilsin. Tamam, arsa plandan sahipleri değil, dağın tepesine atılmasın tamam, demiş. Plandan değil, 18 uygulamasından bahsediyor. Daha o aşamaya gelmedik. Hassasiyetle yaklaşırız. Hiç merak etmesin kendisi. Ayşe Zivar İköyat'ın bahçesinde 2 adet kamelya var ve yenilenmesi ya da kaldırılması konusunda ne düşünür? Tamam. Park niyetine kullanılmakta çünkü tamam demiş. Tamam. Nurcan İstanbul'du. Hallettik bitti. Nurcan Hanım, hallolmasa yaz bana. Ben tekrar sorarım. Soruları sorma çabanız için teşekkür, estağfurullah. Nüfus ve yazı işleri müdürleri emekli olmuşlar bu arada. Biz kaçırdık onu. Doğru. Sorularımızı sorduğunuz için çok teşekkürler. Yayınınız çok başarılı demiş. Eyvallah. Ben çok teşekkür çok teşekkür ederim. Ederim. Hakkınızı helal edin. Ben ne demek, ama siz hakkınızı helal edin. Ama yine de bir son söz vermek isterim. Son kez izleyenlere istediğini söyleyebilirsin. Ben serbest piyasada başladım Gemlik'i tanımaya. Evet, Gemlik'te bir yaşayandım. Daha sonra Gemlik'in dinamikleriyle iç içe girmeye başladım. Kimisiyle abi kardeş olduk, kimisiyle ticaret yaptık, kimisiyle kavga ettik. Ama tekrar ediyorum, o Gemlik dönüşüyor, taşınmıyor, kenetlenmesini, Gemlik'te bu kardeşliği, bu dostluğu daim kılalım istiyorum. Sırf bir siyaset uğruna, sırf bir karalama uğruna, sırf bir kriz uğruna gönül kırmayalım istiyorum. Gemlik iyi yerlere gelsin istiyorum ve Gemlik'i gerçekten çok seviyorum. Bakın, benim eşim Gemlikli olmamasına rağmen biz Gemlik'te yaşamayı tercih etmiş iki mühendis, bir de kız evlat sahibi bir aileyiz. Verimli olmak için elimizden geleni yapıyorum. Kendim bunu yapıyorum ama belediyemiz, inanın, canla başla çalışıyoruz. Tüm daire müdürlerimiz, özel kalem müdürümüz Kemal Atan, özel kalem müdürlüğünün ötesinde bir performans sergiliyor. Belediyenin birçok projesinin altında imzası vardır. Çok selam ediyorum, teşekkür ediyorum kendisine. Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüz, örgütümüzün tüm üyeleri canla başla çalışıyorlar. Destek veriyorlar bize. Serkan Kaynar sordu, zor geliyor mu, işte bıktınız mı demiştiniz sanıyorum. Pişman oldunuz mu? Hiç pişman olmadım. Bugün olsa bu görevi gene kabul ederim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Herkes hakkını, hukukunu helal etsin diyorum. Benim için de zor bir akşamdı. Geçmiş olsun mesajlarından belliydi zaten. Hı hı. Ama inşallah biraz düşük modda yürüdüm ama bütün soruları sormaya size çalıştım. Size de yayın öncesi söylemiştim. Çok büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin. Sizin gibi yapımcılar, sizin gibi yayıncılar Gemlik'e lazım. Eyvallah, çok çok teşekkür ederim. Elimizden geleni yaptık Gemlik için. Gemlik ana başlığında sorularımızı sorduk sevgili Zeynep Akış Serin Türk'e. Ben memnun oldum. İnşallah sizler de memnun olmuşsunuzdur. Bir başka programda tekrar görüşene dek. Bu arada kesmeden, İsmail Bek'i onaylandı sanırım. Perşembe günü İsmail Bek'i diğer sürüde konuğum olacak. O benim nefesim yeter mi onu bilmiyorum. İnşallah esnaf konuşuyor da, esnaf sanatkarlar oda başkanı İsmail Bek'i karşımda olacak. Onunla da yine Gemlik ana başlığında Gemlik'in esnafının sorunlarını konuşacağız. O programa dek sesimiz soluğumuz yeterse tekrar karşınızda olana dek. Önce sağlıkla kalın, sonra da hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.